İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Olaylar ve gerçeklerle bu hafta İstanbul Stüdyo'dan sizlerle birlikteyiz. Yerel seçimlere artık gün sayıyoruz. 24 gün kaldı. Bir aydan az bir zaman var. Anket şirketleri ve araştırma şirketleri sonuçlarını yayınlamaya başladılar, yaptıkları araştırmaları ve sıcağı sıcağına da bilgiler var bugün elimizde. Hem onları paylaşacağız, seçimi konuşacağız, iktidar ve muhalefet partilerinin yaptıkları mitingleri konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız ve daha pek çok konuyu 3 usta gazeteciyle de bu hafta birlikte masaya yatıracağız. Hemen yanımda Fikret Bila var, Orhan Bursalı ve Tayfun Atay'la birlikteyiz bu akşam. Efendim, seçimlerle girelim istiyorum ben. Zira meydanlar artık hareketlendi. Ortak mitingler yapılmaya başlandı muhalefet partisi liderleri tarafından. Dün ilki Denizli'de gerçekleşti. Bugün de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla İYİ Parti lideri Meral Akşener Aydın'da birliktelerdi. Meydanlar kalabalık. Seçim satı mali artık sıcaklaştı, söylemler de farklılaşmaya başladı. İsterseniz öncelikle onları konuşalım. Şöyle açmak isterim konuyu. Dünkü mitingde, dünkü Denizli'de yapılan ortak mitingde Meral Akşener'in ifade etmiş olduğu bazı söylemler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün avukatlarıma talimat verdim diye bir açıklama yaptı. Neydi Meral Hanım'ın söylediği ifadeler? İşte terörist olmakla Cumhuriyet Halk Partileri orada Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiğini söyledi. Siz nasıl buluyorsunuz bu giderek sertleşen iktidar ve muhalefet cephesindeki seçim söylemlerini? Şimdi tabii liderlerin birlikte miting yapmaları yeni alıştığımız veya yeni gözlediğimiz bir gelişme. İlk siyasette, diyebiliriz belki de. Evet, genellikle liderler bir araya gelmezler ulusal sorunlar olmadıkça. Cumhurbaşkanı davet edip bütün liderlerin görüşlü olan toplantılar yapmadıkça hep ayrı ayrı olurlar. Bu uyum yakınlaşma örneği olarak belki rahmetli Demirel'le, rahmetli İnönü'nün başbakan ve başbakan yardımcısı olarak birkaç mitinge, örneğin Mardin'de ben tanık olmuştum, gittiklerini hatırlıyorum. Daha sonra o tür görüntüler pek izlemedik, tablolar olmadı ama şimdi yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin zorladığı bir sistem, işte ittifaklar sistemine girdi Türkiye. CHP, İYİ Parti, işte AK Parti, MHP, iki tane ana aks bunlar. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener aynı platforma çıkıp aynı mitinge katıldılar. Bu bir ilk. İşte yanılmıyorsam Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli de aynı şekilde bir miting yapacaklar. Hı hı. Dolayısıyla iki büyük cephe olduğunu söyleyebiliriz siyasette. Bu biraz da başkanlık sisteminin, fiili başkanlık sisteminin zorlamasıyla küçük partilerin, büyük partilerin arkasına ve içine girerek bir ittifak, bir cephe şeklinde siyaset yapacakların bir göstergesi. Aslında demokratik olgunluk bakımından iyi bir gösterge bence. Yani önceden ilan edilmiş koalisyon gibi de görebiliriz bunu. Eğer genel seçimler olsaydı bu partiler hükümette de ortak olabilecek bir uyum içinde olduklarını göstermiş oldular. Bundan sonra siyaset böyle gidecek. Tabii seçim yaklaştığı için evet üsluplarda sertlik var. Sayın Erdoğan bugün Meral Akşener'i hedef alarak avukatlarıma talimat verdim dedi ve suç duyurusunda bulundu ben yanlış hatırlamıyorsam. Belki bir tazminat davası açacak veya savcıların kendini harekete geçmesini Cumhurbaşkanı'na hakaretten giderek geçebilirler. Sayın Cumhurbaşkanı bunu çok sık kullanıyor. Hem siyasiler için hem basın mensupları için çok sık kullanıyor. Aslında Sayın Erdoğan kadar mahkemeye başvuran lider hatırlamıyorum ben. Hiç başvurmayan hatırlıyorum mesela Sayın Ecevit, rahmetli Ecevit basın aleyhine dava açmazdı. Böyle bir alışkanlığı yok. Sayın Demirel'in çok nadirdir ama Ecevit'in hiç açmadığını yakinen biliyorum. Ama Sayın Erdoğan aksine burada çok sık bu yola başvuruyor. Tabii şuradan kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi Sayın Erdoğan geçtiğimiz 4 seçimdir seçim propaganda platformunu devletin bekası terörizmle mücadeleye ayırıyor ve bunun üzerinden propaganda yapıyor ve muhalefet partilerini de bu konuda çok ağır eleştiren, suçlayan üsluplar kullanıyor. Bu seçimde de aynı şeyi gördük. Sayın Erdoğan CHP'yi, İYİ Parti'yi, HDP'yi toplayıp PKK'yla eşit veya yakın gösteren, dolayısıyla terörist bir örgütle işbirliği yapmakla suçlayan ve Türkiye'nin beka sorununu kale almayıp teröristlerle bir arada duran 3 parti şeklinde sunuyor. Bunun arkasında sadece PKK'yı koymuyor, FETÖ'yü de koyuyor terör örgütü olarak. Daha sonra Sayın Çavuşoğlu bu gruba DHKPC gibi soldaki terör örgütlerini de koydu. Hı. En son Güney Kıbrıs Rum yönetimi de bu cepheye konuldu.
Yani dünyada ne kadar terör veya teröre bulaşmış örgüt varsa veya yasa dışı örgüt varsa sanki CHP ve İYİ Parti'nin arkasındaymış ve onları destekleyenler de böyle bir oluşumu destekleyeceklermiş gibi havayla yürütüyor. Burada zaten kendi Cumhurbaşkanlığı resmi hesabından Millet İttifakı ve Zillet İttifakı diye de geçen tartıştığımız konuya o ayrımı oturtturdu. Ama ben şunu da, şu tespitimi de söyleyeyim. Bence Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener, Sayın Erdoğan'ın bu taktiğine karşılık kendi taktikleri olarak bu konudan uzak durmaya ve bu minlere çıkmamaya özen gösteriyorlar ve doğru yapıyorlar. Yani terör ve beka minderine gelip orada tartışmaktan milliyetçi ve milli duygulara karşılarmış gibi bir tartışmaya girip Sayın Erdoğan'ın beklediği veya kurguladığı gibi bir siyaset yapmak yerine gündemi ekonomi üzerinden götürüyor Sayın Kılıçdaroğlu özellikle, Sayın Akşener de öyle. Ekonomi, pahalılık, sebze, gıda, halkın günlük sorunlarını gerçekten ele alan bir platform üzerinden de onlar ayrı bir propaganda yürüttüler. Yani Sayın Erdoğan'ın çekmeye çalıştığı mindere gelmedikleri gibi Sayın Erdoğan'ı ekonomi minderine çekmeye çalıştılar. Çünkü bütün anketler gösteriyor ki son dönemde vatandaşın birinci sırada gördüğü sorun ekonomi sorunu. Evet, konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Yine çok önemli veriler var elimizde. Özellikle vatandaşın sorun olarak gördüğü çok önemli. İlk üç sırada nelerin olduğunu yüzdeleriyle burada ifade edeceğiz sevgili izleyiciler. Şimdi tekrar konumuza dönersek Orhan Bey, sizinle devam edelim. Liderler sahada, pek de yerel seçimlerde görmeye alışkın olmadığımız bir durum söz konusu bu yerel seçimde. Sizce tabanda bunun etkisi ne olur? Bu kadar kutuplaşmış ve ayrışmışken ortalık. Şimdi her seçimde konuştuğumuz bir konu kutuplaşmış olmak ve ayrışmış olmak. Şimdi Cumhuriyet herhalde yaşadığımız, yani Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey şimdiye kadar yaşamamıştık. En sert Demirel Ecevit tartışmaları bile böyle bir sonuca yol açmamıştı. Ben öyle hatırlıyorum. Yani Fikret daha iyi belki bilir. Ecevit'e daha yakından. Yani evet, çok sert olmuştur. Orhan Bey şeydir işte, Sayın Demirel Ecevit'in hükümetin başı derdi. Başbakan demezdi. Evet. Veya muhalefetin başı. Bir de en ağır lafı işte, dört koyun verseniz güdemezsiniz gibi. O da, fakat o lafında bu Cumhurbaşkanı devraldı Demirel'den. Sayın Ecevit'te hiç de böyle bir suçlama yoktu. Evet. Kaynağını da işte açıklamadan aslında, değil mi? Bu kullanıyor onu. Şimdi fakat yani bir baktığımız zaman Türkiye'yi yani bütün Türkiye'yi güdemeyen bir Cumhurbaşkanı ve ekibi olduğunu görüyoruz. Çünkü ekonomiyi geldi, küt diye çökerttiler. Bu gayet açık, halk ve yoksulluk içinde. Yani o taze satış mağazaları falan. Benim hala en büyük rahatsızlığım sanki pahalılığı patlıcan, domates, biber imiş gibi bu ülkede. Yani bir onlar olmasa ve alçak şu marketler yok mu? O onları kasıtlı olarak hükümeti devirmek için olsa gerek herhalde. Çok pahalıya satıyorlar. Ondan sonra tabii ki yani bir fiyatını ben şey yapamam ama yani çok pahalıya satıyorlar. Patlıcan, biber, domates konusunda böyle bir pahalılık olmasaydı, pahalılık falan yok aslında. Hiçbir şey yok ortada. Yani hükümetin politikası bu, anlayışı bu. Onun için geçim derdi yok, işsizlik yok. Hiçbir şey yok ortada. Bunlar onun için de marketlere baskınlarla işi. Bak bir de icraat yapıyorlar, marketlere baskınlar falan. Beni bu çok rahatsız ediyor. Yani bunu şu veya bu şekilde muhalefete kullanması lazım aslında. Yani mesele patlıcan, biber, domates değil kardeşim. Birincisi bu kış şeyleri bunlar. Turfanda değil, turfanda bile değil. Yani daha önce bunlar yoktu. Turfanda vardı. Yani turfanda dediğimiz Nisan, Mayıs ayında ilk çıkan sebzeler, meyveler, her neyse. Her zaman pahalı olurdu çünkü az üretilirdi. Daha sonra bollaşırdı. Daha az kıt kanaat geçinenler veyahut da yoksullar onları almazdı, beklerlerdi. Seradan çıkanlar almazlardı. Peki Orhan Bey, orada şöyle şimdi bir karşı tez de üretiliyor. İşte turfanda mevsiminde meyve sebzeden bahsedilince deniliyor ki artık yıllardır seracılık çok gelişti.
tarım neredeyse artık ihtiyacı gideremeyecek durumda, tarımda üretim konusu. Dolayısıyla artık senenin 12 ayında her sebzenin ve meyvenin bulunması gerekir. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Ayrıca mevsimi geçiyoruz artık. Evet, evet. Öyle bir şey yok. Az üretiyorlar. Ama bunu da söylüyorlar ya, ısrarla ifade ettikleri için. Tabii ki onu söylüyorlar ama yani şimdi seranın ısıtılması söz konusu. Gübre kullanıyor, ısıtıyor, bilmem ne vesaire. Artı maliyetler bir hikaye var orada. Şimdi yani sera her zaman için pahalı olur. Bildiğim kadarıyla her zaman pahalı olmuştur. Yani bunun altını özellikle çizmek lazım orada. Pahalı olmuştur sera. Peki. Yani bu kadar az biber, yani biber şu kadar diyelim ki bir kamyon biber var Türkiye'de. Bunu dağıtılıyor şimdi, tamam mı? Onun piyasada malı, arzı az olduğu için de en pahalı kim istiyorsa onu alıyor. Yani o veriyor parayı ve onu alıyor. Mesela bunun ötesinde yani kimse öteki tarafı konuşmuyor. Ya onları konuşmak lazım. Yani meydanda bunları aslında pahalılık orada değil. Pahalılık başka yerlerde. Doğalgazda vesaire falan bir sürü insan doğalgazdan vazgeçti, kömür yakmaya başladı. Zaten onu artık biraz orada da şov işine döndü galiba. Evet. Çünkü bir üniversite reddedildi. Üniversitenin içinde biliyorsunuz tanzim satış da, yeri açtı. O da bir başka bir rezalet yani. Üniversitede tanzim satış mağazası açıyor. Herhalde yani bilim ürünleri satamadıkları için, pazarlayamadıkları bilim, bilim için. Bilim üretemedikleri için. Şimdi buradaki kamplaşma hikayesi... Erdoğan'ın hep gündeme getirdiği bir şey. Özellikle de seçimlerin şu veya bu şekilde tehlikeye girdiği zaman kamplaşma meselesini ayyuka çıkartıyor iktidar partisi. Şimdi buradaki kamplaşmanın ötesinde bir olay var. Seçimleri, gerçekten de yerel seçimleri kaybetme riski çok güçlü. Bir sürü yerde. Şimdi ben... Eskiden ya mutlaka kaybeder bu seçimleri mesela dediğim zamanlarda biraz geri çekildi. Şimdi bu sefer gerçekten kaybedebileceği durumları ben görüyorum. Ama yani orada kaybeder mi onu bilmiyorum. Onun için geri duruyorum. Bunu da ifade etmiyorum. Ama anketler farklı bir şey söylüyor. Dün akşam dostların evinde yemekteydik. Oradaki işte Düzce'den bir manzara çizdi bana. Oradaki işte araştırmalar vesaire falan. Düzce ki... bir Türkiye ortalaması için bir karinedir. Yani orada AKP alır, MHP de vardır orada vesaire falan. Orada bile muhalif, yani halkın tepkisi nedeniyle muhalefetin oylarını çok arttırdığı şeklinde oradaki duyumlar aldım. Yani oradaki çalışmalar vesaire falan. Eğer böyleyse İstanbul'da kaybedebilir. haydi kaybedebilir. Zaten bazı anketler evet, İstanbul'da bazı kaybedebileceğini anketler... falan gösteriyor. 1,5 puan farkla. Ankara'yı kaybetme çok hızla olasılığı çok yüksek. Şimdi Balıkesir'de öyle ve bir sürü yerde de daha öyle büyük şehirlerde. Şimdi böyle olunca belediye başkanının yüzünü bile hatırlamıyoruz burada. Yani yerelde mutlaka vardır. Yani ilçelerde adaylar dolaşıyorlardır vesaire falan ama yani tabii büyük şehirde de simaları tanıyoruz artık. Millet de tanıyor. Çünkü televizyon programlarını falan çıkıyorlar onlar bir kısmı. Yani birileri çok çıkıyor. Durmadan her gün çıkıyor. Her kanalda çıkıyor. Birileri de yani muhalefeti kastederek söylüyorum daha az çıkıyor. Peki daha tam burada bir gün koyacağım Tayfun Bey'e döneceğim. Çok güzel bir yere getirdiniz çünkü konuyu. Şimdi çok önemli. Evet evet çok önemli bir şeyler bir var. Bir cümle söyleyebilir miyim buyurunuz, tamamlamak buyurunuz için? Ya buradaki Cumhurbaşkanı hep bunu geçen toplantılarda tartıştık. Belediye başkanları yok. Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı belediye başkanlığı gibi davranıyor burada. Evet. Bu seçimde de onu görüyoruz net olarak. Yine yerel seçimlerde de görüyoruz. Aslında geçtiğimiz birkaç seçimde de yine aynı şeyi görüyorduk. Aynı konu olmasa dahi. Şimdi Tayfun Bey, son yapılan araştırmalar. Dün bunlardan biri Pierre Gallup'un araştırmasıydı. Kurucusu Bülent Tan'la dün Halk TV'nin konuydu. Ve orada yapmış oldukları anketi de açıkladı. İstanbul'da başa baş bir durum söz konusu. Ankara'da 52'ye 45 Mansur Yavaş'ın lehine. Yine aynı şekilde
58'e 38'de İzmir'de Tunç İzmir'de Soyer. Daha da açılmış evet. Fark önceki evet. Orana göre değil mi? İzmir önceki orana göre evet. Daha da açılmış. Şimdi iktidar medyasında belediye başkan adayları yine iktidarın belediye başkan adayları konuk oluyorlar. Ve hem Öz Haseki hem de Nihat Zeybekçi muhalefetten bir başkan adayıyla yani rakibinizle bir araya gelir misiniz bir televizyon programında sorusuna Öz Haseki öncelikle şöyle ifade etti. Dedi ki reis izin verirse elbette dedi. Nihat Zeybekçi de izne gerek yok dedi. Elbette geliriz dedi. Şimdi ne oldu yani 24 Haziran'la işte 31 Mart arası diyeceğim hani onu milat kabul ederek. Ne oldu da ne değişti de? Televizyon programlarında bir araya gelmek istiyorlar, bu teklifi kabul ediyorlar vesaire. Bu seçim anket sonuçlarının etkisi var mı bunda? Yoksa iktidar kaybedeceğini görüyor da son çırpınışlar mı? Siz nasıl görüyorsunuz? Bir tedirginlik var. Hı-hı. Yani son çırpınışlar gibi görünmüyor bir yandan ama ciddi bir tedirginlik var. Daha önce iktidara daha yakın diyebileceğimiz şirketlerin de aynı şekilde farklı değerlendirmeler yaptığını görüyoruz. Bu da var tabii. Mesela sadece, bugün yine ANAR'ın evet, araştırması. ANAR. Doktor İbrahim Uslu açıklamış. Ankara'da AKP %44 ile açık ara kaybeder ifadesini kullanıyor. Tabii bütün bunlar ciddi bir tedirginlik yaratıyor. Bir yandan daha önce de oldu biliyorsunuz bir 2009 belediye seçimlerinde de oyu düşmüştü. Bir parça ona o tarz bir değerlendirme yapabilirler. Yani bu sonuç itibarıyla ortaya çıkacak tabloyu değerlendirirken. Ama ciddi bir tedirginlik var ve o tedirginliğe bağlı olarak da işte meydanlarda biz Tayyip Erdoğan'dan başka kimseyi göremiyoruz. Şimdi bunu tabii yorumlamak lazım esas ve bunu yorumlarken de aslında çok adaletsiz bir seçim ortamında olduğumuzu tespit etmemiz gerekiyor. Yani bu bir Erdoğan rejimi. Erdoğan rejiminde tırnak içinde demokratik bir seçime gidiyoruz biz. Nereden anlıyoruz? Yani tırnak içinde demokratik, yani demokratik değil bu seçim. Çünkü işte bugün Meral Akşener'le ilgili açıklaması Cumhurbaşkanı'nın ve sonrasında işte mahkeme sürecinin önünü açması ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı hakkında işte bir soruşturma açılması, yoluna gidilmesi, cihetine gidilmesi. Bu nedir? Yani o zaman bir tarafta Cumhurbaşkanı meydanlarda AKP adına her yerde belediye başkanları olmaksızın biraz önce söylendiği üzere tamamen beka ve terör başlıkları altında bir seçim propagandası faaliyeti yürütüyor. Öbür tarafta da muhalefet liderleri kendilerince işte halkın sorunlarını gündeme getiren ve işte siyasetin, iktidarın yıpranmışlığı üzerinden giden, belediyelerin durumu üzerinden giden bir seçim faaliyeti sürdürüyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir başka parti başkanının yerel seçimlerdeki siyasi faaliyetine yönelik dava açılıyorsa bu ne demek? Yani burada çok ciddi bir asimetri var. Asimetrik bir durum var. Yani bir tarafta o zaman Cumhurbaşkanı meydanlardaysa Cumhurbaşkanı'na karşı muhalefet partileri nasıl kendilerini ifade edecekler? Sayın Cumhurbaşkanı son derece sert, gayet açık biliyoruz. Üslubu o. Kendisi de bunu halkın istediğini defaatle söyledi. Yani benim halkım benden bunu istiyor dedi değil mi? Hatırlıyoruz Mehmet Barlas'la yaptığı bir geçmişte bir görüşmede ne dedi Mehmet Barlas ona? Aslında şeker gibisiniz, bal gibi bir insansınız ama meydanlarda çok sert oluyorsunuz. Bu siyasetin gereği mi? O da dedi ki evet bu siyasetin gereği benim halkım benim bu üslubumu satın aldı.
satın aldı ifadesinde kullandı. Yani o söyleşide buna şahit oldum. Dolayısıyla bu onun üslubu. Yani gündelik hayatında şeker gibi, bal gibi bir insan ama meydanlarda şahin ve son derece de sert bir siyasi propaganda yürütüyor. Çok ağır suçlamalarda bulunuyor. Şimdi bu ağır suçlamalar partilere, işte HDP ile birlikte hareket edip işte terörün destekçisi olma suçlamasını getirirken, karşı taraf kendini savunmak istediğinde ve söylediği de o zaman bu partiye de bu kadar oy veriliyor. O zaman bunu veren insanlar, milyonlarca insanda işte terörist mi oluyor gibi bir ifadeyi de şiddetle cezalandırılması yönünde bir inisiyatif kullanıyor. Ve burada derhal harekete geçiriyor. Acaba Cumhurbaşkanı'nın seçim meydanlarında ürettiği o sert söylem, zaman zaman hakarete varan söylem karşısında acaba partiler, muhalefet partilerinin, liderlerin elbette denecektir ki onların da gerekirse suç duyurusunda bulunma hakkı var. Hani Cumhurbaşkanı muaf değil bundan ama sonuçta hepimiz yargının durumunu da biliyoruz. O yüzden söze başlarken dedim ki bir Erdoğan rejimi bu. Muaf deyince bakın bugün Akşener için dedi ki terbiyeden muafsın. Yani bu tabii ne demek istediğini biz anlıyoruz. Gerçi muaf sözü burada tam oturmuyor. Yani muaf bir şeylerden ayrıcalıklı olmak. Sanırım aslında nasibini almamışsın gibi bir ifade kullanmak istiyor ama muaf tam oturmuyor. Ama sonuçta terbiyeden muafsın sözüyle ne söylemek istediğini biliyoruz. Bir kadın terbiyesizsin. İşte yani, terbiyesizsin evet. Demek bu. Fakat muaf biliyorsunuz hani bu bir ayrıcalıktır, bir özel hak elde etmektir. Yani bir şey olmuş sanırım, bir zihin sürçmesi belki söz konusu olabilir. Doğru bir sözcük olduğunu düşünmüyorum. Her neyse yani sonuçta bir kadın milletvekili, kadın genel başkan, özür dilerim, hakkında böyle bir ifade kullanıyorsunuz. Üstelik bir de anlamlı bir dönemdeyiz değil mi bu açıdan? Hani tam da yarın Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Yani bir gün öncesinde Meral Akşener bir kadın parti başkanına yönelik onun kendini savunmaya, partisini savunmaya, kitlesini savunmaya yönelik ittifakı belki Millet İttifakı'nı savunmaya yönelik Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri karşısında verdiği bir cevap ve o cevaba gelen karşılık bir soruşturma, avukatlara talimat, iki terbiyeden muafsın. Şimdi böyle bir ortamda seçime giriyoruz. O zaman bu seçimin ne kadar adil olduğunu ve ne kadar demokratik olduğunu söyleyebiliriz. Otoriter bir iklimde, siyasi iklimde demokratik bir seçim yapıyor görünüyoruz. Ama bu demek değildir ki sonuçta buradan da bir teslimiyetçi tutum çıkmasın, yanlış anlaşılmasın. Elbette bütün partiler işte canlı başla ellerinden geldiği kadar ortamda biraz önce veriler ortaya çıktı. Ciddi bir oy kaybının, seçmen kitlesinde ciddi rahatsızlıkların, kıpırdanmaların olduğunu da gösteriyor. Mücadele ediyorlar. Hepsine kolay gelsin. Buyurun, bir şey söyleyeceksiniz. Konuya değinmek istiyorum. Şimdi bu Mehmet Barlas, Barlas'ın bal gibi adamsın lafı konusunda bir iki şey söylemek istiyorum. Hiç de öyle değil. Mehmet Barlas bunu kamuoyunda ona yağ çekiyor. Ve kamuoyu önünde aslında bunun çok iyi bir adam olduğunu, yani samimi, bal ağzından bal akıyor vesaire falan ve meydanlarda sadece siyasetin gereği bunu yaptığını söylüyor. Aslında atlamak istiyor yani Cumhurbaşkanı'na. Öyle bir şey yok. Cumhurbaşkanı sert bir insan. Cumhurbaşkanı
Şimdi yani bir sürü duyduklarımız vesaire falan var. İfade onları burada etmekten de çekinmiyor zaten. Anlatamayız şimdi bunların hepsini burada. Cumhurbaşkanı unutmayan bir insan. Cumhurbaşkanı rakiplerini, bütün dava arkadaşlarını parti dışına ve dava dışına, tırnak içinde dava dışına iten bir insan. Cumhurbaşkanı hiç unutmayan bir insan. Yani kindar yumuşak, anlamında mı söylüyorsunuz? Evet. Bir şey sanıyoruz ki şimdi unutmuyor ve hala mesela Gezi davasını orada söylüyor. Orada yapacağım diyor orada. Orada bilmem ne yapacağım diyor. Asla unutmayan ve taviz vermeyen bir insan. Ben Cumhurbaşkanı'nın belki yani uçağında gazetecileri ağırladığı zaman orada bağırıp çağırmıyor olabilir. Ama Cumhurbaşkanı'nın bakanlar kurulunda vesaire falan bir sürü çalışma arkadaşlarına çok sert sözler dile getirdiğini bugüne kadar gazeteler, yazarlar vesaire hepsi yazdı çizdi. Bunu bir düzeltmek peki, istedim. Bu İkinci düzeltme bir şey değil aslında. Şimdi bizim Orhan Bey'le şöyle tatlı bir farkımız var. Birbirini tamamlayan bir fark. Ben Mehmet Barlas'a benim şey yaptım. Kinaye ile ifade ettiğimi Orhan Bey gayet doğrudan ifade ederek benim hislerime tercüman oluyor. Burada hani düzeltme değil bu. Ben kinaye olarak bunu ortaya koydum. Aynen böyle. Yani aslında bu ortak noktada buluştunuz. Yani Tayyip Erdoğan işte özel hayatında bilemeyiz tabii ama şimdi sonuçta Mehmet Barlas'a bu sana değildi de aslında biliyorum, Mehmet Barlas'a doğrudan beni düzelttiniz. Yok, şöyle Mehmet Barlas'ın bu sözünü onun bir yağcılık tarafıyla ilgili olduğunu tamam. Ve Cumhurbaşkanı'nın evet. Piyasa şeyinde kitleler önünde ya bal akan Tayfun Bey siz ifade ettiniz Orhan Bey de altını çizdi. Ben aslında topu Orhan Bey'e pasladım. O işte şutu çekti öyle evet, diye. Peki. Şimdi ben bu seçimle ilgili bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ciddi bir uyarı ben bekliyorum halktan. Yani ciddi bu seçimde. Tırnak içinde söylüyorsunuz bunu uyarıya. Evet. Ciddi bir uyarı bekliyorum iktidara ve Cumhurbaşkanı'na. Ciddi, çok ciddi bir uyarı. Umarım bunu yapar bu millet. Ve kendisi hakkında söylenen bugüne kadar işte şöyle millet, böyle millet bilmem ne vesaire falan bütün bunların üzerine bir çarpı atar. Ve aslında işte öyle herkesin istediği gibi güdebildiği bir millet olmadığını, seçim sandığını gösterir diye bekliyorum ben burada. Yani bu yanıtı vermesi lazım. Burada Cumhurbaşkanı falan da değişmeyecek ayrıca da. Fakat ciddi bir uyarı vermesi lazım. Bu kriz sürecek. Ama siz de ifade etmek durumunda kalıyorsunuz. Bu bir genel seçim değil diye. Evet. Çünkü o havada götürülmeye çalışılıyor. Çünkü yani muhalifle ilgili, muhalefetle ilgili bir sorunu var milletin. Onun için onu söyledim. Bunu ama bu aşılabilir. Muhalefet herhalde bu sorunu aşacaktır diye beklendi. Bir de tabii kaybetmeye tahammülü yok bu iktidarın. Evet. İster belediye seçimi olsun, ister başka seçim olsun. Yani bir kayıp bir şekilde aşağı doğru inişe geçme anlamına gelecek ve ondan elbette çok ben kayıbın, ürküyorlar. Bu kayıbın, bu ciddi uyarının muhalefet içinde değil ama AKP içinde ciddi deprem yaratacağını düşünüyorum. Bakın bunu eğer bu gerçekleşirse AKP'nin çok şey olduğunu göreceğiz. Zaten 7 Mart'ta o zaman not düşmüş olalım yani, bunu. Yani genel seçim değil tabii, genel seçim diyoruz ama şimdi son seçimlerde referandumlar dahil, Cumhurbaşkanlığı seçimi dahil. Her zaman Türkiye'de seçim işte Sayın Erdoğan'ın güven oyu alması almaması gibi algılandı ve öyle sunuldu iktidar tarafından. Şu anda da bütün adaylar, AK Partili bütün adaylar aslında tek bir aday. Erdoğan bütün belediye başkanlıkları aday gibi çalışıyor. Adayları tanımıyor çünkü kimse. Ve tek propagandayı da sahada o yürütüyor. Yine kendini oylattırmış olacak Sayın Erdoğan. Partisinin üzerinde hep oy aldığına da güvendiği için kendisi ön plana çıktı. Yani genel seçim havası veren özelliklerinden biri bu. Bir konu daha var, üstüne durmak gerekiyor. Aslında sonuçları genel seçimin sonuçları gibi etki edecek bir seçime gidiyoruz. Sebebi şu. Yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, kanun hükmünde kararnamelerle
yerel yönetimlerin mali özerkliği tamamen kaldırılmış durumda. Yani hazine tek hesabına belediye hesapları aktarılacak ve hangi belediyeye ne kadar kaynak aktarılacağını Sayın Cumhurbaşkanı tek başına karar verecek. Dolayısıyla yerel yönetimleri de genel idare, genel yönetime böylece katmış da oldu sistem. Doğru. Bu merkezi merkezde bir güç birikimi anlamına geliyor ve dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı ve dışarıdan atadığı kabine üyeleri yerel yönetimler hakkında da etkili kararlar verebilecekler. Ki bunu son örneğini İzmir'de gördük. İzmir'e bütçeden 30 bin lira gönderildi yatırım olarak. Yani komik bir durum. Bu komik bir hal. Ama bu merkezi yönetimin bundan sonra yerel yönetimleri de yöneteceğini, sen Özal Seker'in dediği gibi Cumhurbaşkanı'na sormadan bir şey diyemem gibi birçok alanda bu örneklerle karşılaşacağız. Yani yerel yönetimlerin yerel olma ve özerk olma özellikleri giderek azalıyor. Bizde bütçe sistemi üçlüdür. Ve ödül ceza genel mekanizması devreye evet, giriyor. Evet, şöyle genel bütçe vardır, bakanlıkları içerir. Katma bütçeler vardır, üniversiteler içerir. Ve özel bütçeler vardır, belediyeler içerir. Şimdi hem üniversiteler hem belediyeler genel bütçe içinde fiilen yönetilecekler. Bu da merkezi yönetimi güçlendirecek. Bu bakımda genel seçimde sayılabilir. Şimdi bunu fazla üzerine durmamak lazım. Çünkü millet şöyle diyor, ya ne yani biz belediyeye hizmet de alamayacağız vesaire falan, muhalefet gelirse ayva yiyeceğiz şeklinde düşünebilir. Yok, onun askeri yasal hakları var. Yani, onu engelleyemez ama onu geciktirebilir. Evet, bunun yani, örneklerini gördük. Bir sürü şey yapabilir orada tabii. Merkezi yönetim yani, oraya geldi. Her zaman için. Denge bulunabilir belki de en azından. Hayır tabii yasanın verdiği hakları geri alacak değil ama yani tercihleri yaparken kararı yine idare verecek. Eskiye göre evet, daha merkezi bir yönetimle karşı karşıya kalacağız. Her zaman için kendi belediyelerine büyük paralar ve büyük borçlanmalar sağlamıştır. Ve bir sürü belediye, AKP belediyesi borç içinde yüzüyor. Onun altını çizelim. Evet. Şimdi seçim konuşmaya devam ederken bugün SODEV'in başkanı Ertan Aksoy bir araştırma açıkladı. Çok çarpıcı bir araştırmaydı. İzleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum ben bu araştırmayı. Şu araştırmanın konusu ekonomik krizin seçmen davranışına olan etkisi. Önemli veriler var. Onları isterseniz ekrana vererek seyircilerimizle de paylaşalım. Arkadaşlar sizce Türkiye'nin en büyük 3 sorunu nelerdir? Bununla değil de onunla devam edelim. Tamam. Şimdi gelecek ekrana sevgili izleyiciler. Evet. Şimdi 1067 kişiyle yapılmış bu araştırma. Öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Çok enteresan. 1067 deneyin sadece %1'i şu çok konuşulan Türkiye'deki beka sorunu var ifadesini kabul ediyor. Araştırmaya katılanların sadece %1'i beka sorunu olduğunu düşünüyor. Bunu da not düşeyim en başında. Şimdi Türkiye'nin sizce en büyük 3 sorunu nelerdir sorusuna yüzde olarak birinci sırada ekonomi var. Yani bu demek oluyor ki seçimin yine ana belirleyicilerinden birinin ekonomi olacağını gösteriyor bu araştırmada. %64.8 ile. İkinci sırada %51 ile işsizlik var. Ve %17.2 ile de malum Türkiye'nin kanayan yarası eğitim sorunu takip ediyor. Ardından güvenlik, adaletsizlik ve diğer konularda ardı ardına sıralanıyor. Merak eden izleyicilerimiz halktv.com.tr adresinden de detaylarını bulabilirler. Şimdi hemen bir başka görüntüye daha geçelim sevgili izleyiciler. Ekonomik durum. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar 31 Mart günü yapılacak yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceğinizi etkileyecek mi? Hemen pasta gelsin arkadaşlar ekrana. O pasta olan görüntü. Evet, biraz hızlı lütfen. Etkileyeceğini düşünenlerin yüzdesi %54.3. Ekonomik koşulların 31 Mart günü yapılacak yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceğimizi etkileyecek mi sorusuna çalışma yapılan kişilerin verdiği cevap etkilemeyecek %45.7, etkileyecek %54.3. Yine seçimin belirleyici unsurlarından biri olacağını gösteriyor bu tabloda. Şu anki ekonomik durumunuzu nasıl tanımlarsınız sorusuna bakın nasıl yanıt vermişler sevgili izleyiciler. Bu değil arkadaşlar. Tablo gelsin. Şu anki ekonomik durumunuzu nasıl tanımlarsınız sorusuna çoğunluğu kötü
diye yanıt veriyor. Yani yaklaşık %27.4 gibi. Arkadaşlar siz ekrana vermeye devam edin. Ben buradan izleyicilerimize de konuklarımıza da aktaracağım. Bir yıl içinde durumunuz nasıl değişti sorusuna her partiden kişiler katılmış bu araştırmaya. Farklı farklı yanıtlar vermişler ama toplamda kötü yönde değiştiğine ait olan yüzde sayısı çok daha fazla. Yani örneğin hemen söyleyeceğim size. AKP'de %47.6, Milliyetçi Hareket Partisi'nde %64.4, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 81.5, HDP'de 89.2, Saadet %66.7 ve diğer partilerin toplamı da %74.3. Yani her partiye mensup olan kişilerimiz, ortak görüşü bu. Yine geçtiğimiz bir yıl göz önüne alındığında artık alamıyoruz dediğiniz ürün, hani ekonomik krizden bahsediyoruz ya, en çok alınamayan, tüketmekte zorlanılan ekonomik nedenlerden dolayı kırmızı et birinci sırada başı çekiyor. Daha sonra işte tekstil ürünleri, giyim vesaire geliyor. Çok enteresan, üçüncü sırada da domates ve ardından da patates bu süreyi zorluyor. Evet. Yine bu anketin devamında, bu çok uzun bir araştırma, dediğim gibi halktv.com.tr adresinden tüm detaylarını bulabilir izleyicilerimiz. Örneğin benim çok dikkatimi çeken başlıklardan biri de MHP'lilerin %28.4'ünün CHP'ye oy vereceklerini iddia ediyor. Şimdi ekonomi hep dedik ya, bu seçimin de belirleyicisi olacak diye. İktidar konuşuyor, muhalefet çırpınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir ortak yayındaydı ve dedi ki, dış politikaya gireceğim biraz bununla da ilgili. S-400 konusunda dedi dönüşümüz asla olmayacak. Hatta S-500'leri de dedi konuşmaya açabiliriz. Verelim o VTR'yi bu görüntülerin üstüne sevgili izleyiciler. Sonra beraber değerlendirelim konuklarımızla. Şimdi Fikret Bey, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamaları yaptı. Tablolar, anketler ortada ve ekonomistlerin de belirttiği bazı önemli unsurlar var seçime giderken. Türkiye'nin ciddi bir daralma içinde olduğuna ve ekonomik krizin içinde olduğumuza dair. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmayı yaptı. Bugün dolar fırladı. Evet. Tabii ABD ile ilişkilerimiz gerildiği zaman dolar fırlıyor. Onu birazdan izah edeyim ama şimdi bu seçimin başlıca güdü kaynağı, seçmeleri yönlendirecek olgu ekonomi gerçekten. Bunu biliyoruz. Çünkü halk bunu günlük yaşıyor ve gündemin birinci sırasında ekonomi, geçim derdi, enflasyon, kurun yüksekliği, faizin yüksekliği ve kuyrukların oluştuğu tanzim satışlar gördük. Gündem bu gerçekten. Hı hı. Bu ekonomik tablo mutlaka seçmenin siyasi tercihini etkileyecektir ve bir mesaj, uyarı göndermesi olasılığı vardır iktidara karşı. Bu gerçeği bence iktidar ve Sayın Erdoğan da çok iyi bildiği için bu seçimin asıl parametresini ekonomiden çıkartıp beka sorununa ve terör meselesine, tehdit algısına, Suriye meselesine taşımaya çalışıyor. Bütün gayreti bu. Ama kendi partisinden de bazı siyasetin ifade ettiği gibi bu beka vurgusu sanki toplumda iktidarı destekleyen kesime dahil olmak üzere tam bir karşılık bulmadı gibi görünüyor. Nitekim Sayın Bülent Arınç, beka mevzu yok, Türkiye'nin böyle bir sorun yok, nereden çıktı bu gibi söyledi. Bir ara Sayın Binali Yıldırım benzer ifadeler kullandı. Yani Sayın Erdoğan seçimi etkileyeceğini, kendisi açısından olumsuz etkileyeceğini bildiği için tartışmaları ekonominin dışına taşımaya çalışıyor. Beka meselesi. Muhalefet de Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener de bunun aksini yapmaya çalışıyorlar. Çünkü gerçekten toplumun birinci sorunu geçim derdi, işsizlik, yüksek enflasyon, gıda enflasyonunun aşırı şekilde yükselmiş olması olduğunu biliyorlar ve onu seçimin gündeminde tutmaya çalışıyorlar. Yani bu tablo aslında halkın yaşadığı sorunla uyumlu, gerçekçi sonuçlar yansıtıyor. Bir numaralı sorun ekonomi, iki numaralı sorun işsizlik. Çünkü işsizlik de %12,5 oranına dayandı. Yani fiili olarak 4 milyon civarında işsiz var. Üniversiteli gençler arasındaki işsizlik oranı %25'i aşmak üzere. Çok ciddi de bir işsizlik sorunu var. Bir de ekonomi bir durgunluğa ve giderek bir küçülmeye yönelme tehlikesi gösteriyor. Bu daha fazla enflasyon,
daha fazla işsizlik, daha çok iş yerinin kapanması, daha çok işten adam atma ve istihdamın daha da daralması anlamına gelecek. Yani seçim sonrası da iyi gözükmüyor. Bu bakımdan muhalefet bunu işliyor. İktidar da işte BK meselesi, milliyetçilik meselesi onları işliyor. Bu çok net bir şekilde göründü. Şimdi dış ilişkiler de ekonomimizi etkiliyor. Çünkü Rahip Brunson döneminde gördük ki Amerika'dan çıkacak bir tavır, Başkan Trump'ın bir sözü, Türkiye'de doları hızlı bir şekilde tırmandırabiliyor veya aksine bir söz söylerse geri düşürebiliyor. Çünkü Türkiye'de ekonomi çok derinleşmemiş olduğu için, demokratik anlamda da öyle, ekonomik anlamda da öyle, siyasi etkilerden çabuk etkilenip yön değiştirebiliyor. Şimdi bugün de S-400 Patriot tartışmasında Amerika bir süredir Türkiye'yi tehdit edecek seviyede mesajlar gönderiyor. S-400'ü almaktan vazgeçsin diye. Patriotlarla ilgili öneriler getiriyor. Buna karşılık hem Sayın Çavuşoğlu hem Sayın Cumhurbaşkanı reste rest çekme diyebileceğimiz bir karşılık verdiler. Bırakın vazgeçmeyi, biz ortak üreteceğiz. Hatta belki S-500 üreteceğiz diye Sayın Cumhurbaşkanı cevap verdi. Dolayısıyla bu gerginliğin devam edeceğini görüyoruz. Amerika ile Türkiye arasında. Bu dış politikanın da iç ekonomimiz ve siyasetimiz çok etkileniyor. Dolayısıyla dövizin bugün yükselmesinin sebeplerinden bir tanesi Avrupa Merkez Bankası'nın kararları ise bir tanesi de mutlaka S-400 ile ilgili Türkiye ile Amerika'nın arasının gerilmesi ve Suriye meselesinin bir çözüme ulaştırılmamış olmasıdır. Tabi burada Amerika'nın içine düştüğü bir çelişkiyi vurgulamak lazım. Türkiye'ye yönelik politikasında Amerika şöyle bir şey demek istiyor. Yani ben Suriye'de PKK, PYD, YPG'yi desteklemeye devam edeyim. Onlara silahları vereyim. Çekilsem bile onları bir koruma şemsiyesi altına alayım. Suriye'nin kuzeyinde Şam'dan ayrı bir Kürt yönetimi, hatta bir devletçiyi kurayım. Çekilmesini mümkün görüyor musunuz? Ama siz buna itiraz etmeyin. Siz bu politikamı destekleyin. Diyor ki Türkiye'nin böyle bir politikayı desteklemesi varlığıyla çelişen bir talep olur. Bunu bildiği halde Amerika'nın burada ısrar etmesi Türk-Amerikan ilişkilerinin önümüzdeki dönemde veya seçimden sonra da çok iyi gitmeyeceğin işareti. Bu işaret aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisini de etkileyecektir. Örneğin İran'a karşı Amerika'nın uyguladığı yaptırımlarda Türkiye'ye bir istisna tanımıştı 6 aya kadar. Bu istisnayı kaldırabileceği yönünde mesajlar geliyor. Nitekim Türk mallarına karşı uygulanan vergi ayrıcalığını Trump kaldırdı. Bizim Amerika'ya sattığımız manlarda. Bu da ekonomik açıdan iyi göstergeler değil diye özetleyebiliriz. Ben aslında şunu ifade etmek istemiştim Fikret Bey. Ekonomi bağlamında konuşurken bu açıklamaların da aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bunu öngörebilir olması lazım. Ağzından çıkan her lafın ayrı bir sorumluluğu var. İşte bugün piyasalara etkisini gördük. Evet. Ama tabii onu bir anlamda söylemek zorunda çünkü Amerika'dan sürekli arka arkaya mesajlar geliyor. Yani Türkiye'nin devlet olarak buna bir cevap vermesinden daha önce alt düzeyde tepki verdiğinde de eleştiri konusu olmuştu. Yani Amerika'nın bu tavrına karşı işte bağımsız devlet olmanın gereği olarak bu cevabı veriyor. Bir de Rusya ile ilişkileri belki şu anda Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinden daha önemli. Çünkü Rusya ile ortak operasyon yapabiliyoruz. Astana süreci devam ediyor. Amerika PKK'nın arkasında askeri ve siyasi olarak duruyor. Türkiye ancak Rusya, İran ve dolaylı olarak Şam'la bir mutabakat sağladıktan sonra askeri operasyon yapabiliyor. Yani S-400'ler konusunda ilerlemiş bir anlaşmamız var. Tabii. Dolayısıyla Türkiye ben almaktan vazgeçiyorum. Temmuz ayında teslimattan bahsediliyor. Patriotlara geçiyorum diyemez yani. Bu konuda Amerika geç kaldı. Türkiye'yi Rusya'nın yanına doğru itti. Kendi yanına çekeceğine. Çünkü kendi yanına çekmesi PKK politikası bakımından zaten mümkün değil. Bu uzlaşmaz bir çelişki gibi gözüküyor Türkiye ile Amerika arasında. Bunun uyumlaştırılmasını ben çok zor görüyorum önümüzdeki dönemde. Peki. Şimdi bir dakikalık bir zamanımız kaldı ama ben bir not hatırlatmak istiyorum. Bir haber daha doğrusu. Geride bıraktığımız hafta içinde Toronto merkezli bir yatırım bankası, TD Securities diye. Türkiye ile ilgili ekonomik olarak bir öngörüde bulunuyor ve diyor ki 2019'un 3. çeyreğinde liranın dolar karşısında %40 kayıp yaşayarak yaklaşık 8.90'ı göreceği iddiasında bulunuyor. Şimdi bu çok önemli çünkü ufak dokunuşlarla piyasa hareketlenebiliyor ve şu anda tutulduğu iddia edilen dolar hemen hareket alabiliyor. Ve seçimden sonraki tabloyu da çok etkileyeceği görülüyor. Tayfun Bey, sizden alayım mı bir cümle? Öyle yani bir cümle şu, o yüzden işte seçime bu kadar asılıyor. Yani bu seçimin sonucu bir şekilde devam etmekte olan bu rejimin
konsolidasyonu açısından, sürekliliği açısından önem arz ediyor. Yani sonrasındaki tabloyu karşılayabilmek için nelerin geleceği ortada. Baskıların da artacağı anlamına geliyor. Sonuçta baskıların da artacak kaçınılmaz yani kesin. Şimdi bakın mesela verilen örnekler %64 ekonomi birinci sırada %51 eğitim işsizlik ikinci sırada eğitim %27 güvenlik %14 yani dördüncü sırada geliyor. Halbuki işte beka sorunu üzerinden terör sorunu üzerinden Cumhurbaşkanı bu sorunu öne çıkarmış durumda bütün seçim propagandasında ama araştırma gösteriyor ki halkın diğer örnekleri de düşünelim. AKP seçmen kitlesi de dahil olmak üzere. Asli derdi ekonomi, asli derdi işsizlik, asli derdi eğitim. Şimdi bunlar gündeme geliyor çünkü bu bir yerel seçim. O yüzden biraz daha rahat insanlar bunları gündeme getiriyorlar ve seçmen de bu açıdan daha rahat oy kullanabilecek durumda. Parti aidiyeti dışında belki. Ama iktidar açısından bu seçimin sembolik önemi işte sonrasında gelecek felaket tablosu karşısında bir önlem almak. Yani şu yıpranmış bir düşmüş oylar AKP iktidar açısından, Erdoğan açısından düşmüş oylar sonuçta bir göstergedir ve sonrasında gelecek kriz ortamında elbette toplumsal arayışları daha da güçlendirecektir. Peki sevgili izleyiciler bir araya gidiyoruz. İkinci bölümde yine sıcak gündemle devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, ikinci bölümde yeniden sizlerle birlikteyiz. Şimdi geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin otoriterleşen Türkiye'nin çölleşen medyası başlıklı bir politika notu vardı. Basınla ilgili, madem baskıları konuşuyoruz bir taraftan. Biraz onu irdeleyelim istiyorum. Zira önemli veriler var CHP Bilim Platformu tarafından hazırlanan ve açıklanan. Örneğin basın özgürlüğü. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 2002'den 2018'e kadar 99. sıradan 157. sıraya gerilemiş vaziyettir. Yine burada en çarpıcı başlıklardan bir tanesi daha, haberlerde güvenilirlik ikinci sırada. Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün raporuna göre Türkiye haberlere güvenmeme açısından dünya ülkeleri arasında ikinci sırada. Bakın güvenmeme açısından. Şimdi sahte haber. Evet sahte haber. Zaten bir liste, onun bir infosu yayın, bir grafiği yayınlamıştı. Türkiye gerçekten ikinci sıradaydı. Böyle epeyde bahsetmiştik. Kimle yarışıyoruz? Birinci sırada birinci kim var? Birinci kim var? Hemen söyleyeceğim onu da. Zor soru sordunuz. Zor soru sordunuz evet. Onu da söyleyeceğim size şimdi buradan önümdeki notlardan bakarak ifade edeceğim. Ama hani genel anlamda, genel başlıkta bakarsak bu Türk medyasının da çölleştiğini ifade eden bir rapor. Felaketi. İktidar medyası neredeyse medya içinde %95'lik bir alanı kaplıyor. Evet. Dolayısıyla bu yalan haber kavramı ve haberlere inanmama konusunda çok önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. Siz de aynı düşüncede misiniz? Iktidar, orada da zaten Orhan Bey bana bakıyor. İktidar medyası ne demek bir kere? Yani işte zaten kendini kullandığınız tabir vahameti ortaya koyuyor. İktidar medyası diyorsunuz. Hani şu meşhur söz. Ve Türkiye için bir dönem söylenen, şimdi çok daha bariz kendisini gösteren, hani geçmişte kullanılmış ama geçmişe göre şimdi tabloyu gördüğümüz zaman geçmişte medyaya çok büyük haksızlık yaptığımızı düşünmemiz mümkün.
Türkiye'de medyanın gücü yoktur, gücün medyası vardır. Bu hep söylenmiştir ve bir uyarıdır aslında. Yani eski dönemde de vardı bu ama en azından böyle bir kaygıyla hareket eden ve bu iktidarın dışında özgür demokrat gazeteciliği gerçekleştiren, halk için, toplum için gazetecilik yapma kaygısına, idealine sahip ve bunu hayata geçiren medya mevcuttu. Ama şimdi diyorsunuz ki %95 bir iktidar medyasından bahsediyorsunuz. Yani iktidar medyası sözü zaten başlı başına sorunlu. Yani Türkiye'de medya kalmamış demek bu. Medya iktidara mal olmuş demek bu. Ve sonuç olarak bu Reuters'tan... Yalan haber tabii aynı zamanda haberi saklama durumu da söz konusu değil mi burada? Tabii yani dünyada da bir trend bu aslında değil mi? Hani işte post-truth denilen işte hakikat sonrasılık. Batı'da da Trump Amerika'sında da bunun örnekleri var. Ama orada evet, tabii çok güçlü bir demokrasi geleneği olduğu için... bir şekilde toplumda, sivil toplumda bunun sorgulandığını, medyada çatır çatır Trump'ın karşısına insanların çıkabildiğini görüyoruz. Türkiye'de bunun imkanlarının da önü kapandı. İşte basının, gazetecilerin durumu ortada, yargılamalar ortada, içeride hapisteki gazeteciler, tutuklu gazeteciler. Böyle bir tablo sonuçta dünyada da karşılığını bulmuş ama en önemlisi şu Tuğba Hanım. Diyorsunuz ki haberlere güvenme açısından Türkiye baştan güvenmeme açısından Türkiye baştan ikinci. Demek ki toplum bir şekilde hani AKP'nin bir oy kitlesi, oy tabanı olduğunu biliyoruz. Buna rağmen büyük olasılıkla İktidar kanadının oy tabanı da dahil olmak üzere Türkiye'de haberlere güvenmeme konusunda bir genel motivasyon söz konusu toplumda. Buraya getirmişler Türkiye'yi. Sadece muhalif kesim açısından değil, kendi tabanları açısından da bu söz konusu. AKP'li de izliyor o haberleri, o %95'i iktidar medyası dediğiniz organlarda onlar da inanmıyorlar. Yani kendileri söyleyip kendileri dinliyorlar. Böyle bir tablo söz konusu. Alternatif arayışlar da şey üzerinden tabii internet medyası gazeteciliği üzerinden seçenekler kendisini gösteriyor. Çok enteresan. Şimdi yine geçtiğimiz günlerde The Economist dergisi bir araştırma açıkladı. Araştırmada değil de daha doğrusu eleştirmenlerin bir notunu paylaştı. İşte Türkiye'nin otoriterleşen yapısını Rusya'yla özdeşleştirip haberlerin de takip edilmesi konusunda diğer haber ajanslarının toplamından daha fazla, daha büyük bir yoğunlukta yaklaşık 613 bin kişinin Türkiye'deki Rus haber ajansı kanalını takip ederek öğrendiğini ortaya koydu. Şimdi bu da çarpıcı bir veri. Pek çok şekilde okunabilir. Orhan Bey siz nasıl baktınız bu haberi gördüğünüz zaman? Şimdi ya da nasıl değerlendirmek lazım bunu? Şimdi yabancı gazeteler satışları azaldı. Bakın şu anda izleyicilerimiz evet, ekranda görüyorlar. Özür dilerim evet, sözünüzü kestim. Sputnik Türkiye. Evet. Evet. Sputnik Türkiye şu anda en çok takip edilen ajans. Şimdi haberlere baktığınız zaman onu ben de izliyorum. Yani Sputnik Türkiye'nin ayrıca da burada bir Rusya'nın bir radyo kanalı evet, var. Orada evet, programlar da yapıyor arkadaşlar. Programı yapanlar da oldukça tarafsız. Yani gazeteci tanıdığımız meslektaşlarımız. Şimdi insanlar bakıyorlar. Sputnik'te enteresan iyi haberler çıkıyor aslında. Yani iktidar kanadındaki gazetelerin vermediği haberler Sputnik'te çıkıyor. Fakat onlar bizim diğer basında da çıkıyor. Cumhuriyet'te de çıkıyor. Diğer kanallarda da evet, yani, veyahut da diğer kanallar derken Halk TV'de de çıkıyor bir kısmı. Bir kısmı zaten
internet gazetelerinde de çıkıyor. Yani bir sürü web sitelerinde bütün bunlar çıkıyor. Fakat Sputnik tabii ki bir bakış açısını da orada dile getiriyor. Ben şuna bakıyorum. Her gazete bir takım haberleri alır, manşet yapar veyahut da küçük verir, içeride görür vesaire falan. Öyle kendi ideolojik veyahut siyasal yaklaşımına uygun bir değerlendirmeye tabi tutar akan haberleri. Bu doğal bir şeydir aslında. Yeter ki haberi yani önemli haberi saklamasın. Önemli haberi de duyursun. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'deki iktidar basını dediğimiz medya önemli haberleri, özellikle de iktidar aleyhine olabilecek haberleri ya hiç görmüyor veyahut da doğru olmayan bir açıdan onu sunuyor. Sanki öyle değilmiş gibi. Özellikle de ekonomi haberleri mesela baktığınız zaman öyle değilmiş gibi veriyor. Şimdi bu tabii ki gazeteler açısından güvenirliği sarsan bir şey. Yani zaten amaca bir baktığınız zaman basına olan bu güvenin derinden sarsılmasının bir numaralı nedeni 16 yıl öncesine gidersek basının kendisini bir parça orada rol sahibi idi. Bunu diyebiliriz. Özellikle de merkez medyayı kastederek söylüyorum. Ama ondan sonra düzenli olarak basına güvensizliğin bir numaralı kaynağı iktidar oldu her zaman için. İktidar medyaya baskılarını adım adım o kadar bir arttırdı ki gelinen noktada basında güven dibe vurdu. Yani haber acaba bu doğru haber veriyor mu şeklinde. İktidar medyası gazetelerin satışları 10-15 bin. Bir baktığınız zaman 8 bin ile 15-20 bin arasında değişiyor. En büyüğü belki de 50-60 bin falan satıyordur orada. Şimdi bu açıdan bu iktidar basına yönelik bunları okumayın politikası, bunlar güvensizlik vesaire falan okumayın politikasında büyük bir başarı sağladığını tespit etmek zorundayız. Milletin basına olan güveni sarsıldı, dibe vurdu. Hangi kimin ne doğru yazdığını bilmez bir konuma yükseldi. O iktidar basını izlenirliği, okunurluğu en dibe vurdu. Fakat diğer bazı medya işte diğer muhalefet gazeteleri yani Cumhuriyet de yeterince istediğimiz gibi satmıyor. Bir Gün gazetesi istediğimiz gibi satmıyor. Bunun yerine insanlar internet gazeteciliğinden olayları takip eder oldular. Şimdi böyle bir durum yani basınla internet gazeteciliği yer değiştirmeye başladı bu anlamda. Şimdi buradaki her türlü haberi verirken her türlü yani bir sınıflama yapacak olursak eğer bir haberi çarpıtmak var, haberi görmemek var. Şimdi hepsini yalan haber başlığı altında sıralayamayız. Yalan haber tam bir tersini vermektir. Yani olmayan bir şeyi duyurmaktır. Ama bir haberi ters göstermek, haberi çarpıtmaktır aynı zamanda. Veyahut da bir önemli bir haberi görmemek, haberi saklamaktır, göstermemektir. Kendi ideolojik veyahut da taraftarı olduğu siyasi kitlenin zarar gelmemesi için. Şimdi bu açıdan mesela iktidar basınında ya bir baktığınız zaman yani bütün verdiği haberlerin yalan olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Bazen doğru dürüst haber var şeyinde veya sayfalarında veyahut da televizyonlarında. Yani birisinin ne söylediğini oradan naklen veriyor. Veyahut da başka bir şey daha veriyor. Bir bakıyorsun o bütün diğer gazetelerde de var. Fakat algı şu, basında olan güven sıfır olduğu için iktidar medyasına mesela muhalefet iktidar taraftar olmayan bir insan asla güvenmiyor. Onun ardında bir Hinoğlu Hindik arıyor. Bir iktidar yanına arıyor. Acaba bana ne kazık atıyor diye düşünüyor. Şimdi buradaki bir son yaşadığımız bir önemli bir olay var. Flash TV kapandı. Evet. Ekranı kararttı. Bu önemli bir şey. Fakat bizim Barış Terkoğlu Cumhuriyet'teki yazısında gitti Flash TV'nin sahibiyle konuştu. Çok güzel bir habercilik de yaptı burada. Sahibiyle konuştu. Sahibi de aslında daha
arkadaşları. Yani Tayyip Erdoğan'ın ve o cemaat Milli Türk Talebi Birliği'nden geliyor vesaire arkadaşları. Yani o taraftar. Fakat bir taraftan da kendi kişiliği olan bir insan. Buradaki açıklamalarına baktığımız zaman ya ben diyor arkadaşlarıma verdim tarafsız bir habercilik yapılıyor diyor. Ve sürekli olarak Flash TV'nin başına iktidar kendi adamını atamak istemiş. Genel yayın müdürü olarak. Yani düşünün artık yani diğer tabii ki medyayı bir şey söyleyemiyorum. Tabii kim atadı, nasıl geldi, nasıl gittiler vesaire falan. Bunlar bir sürü dedikodu veyahut da duyumlarımız falan oluyor ama şimdi Flash TV'nin başına bir doğrudan doğruya iktidarın bir adamını atamak istemesi bile bir rezalet bir olaydır Türkiye açısından ve basının açısından. Bu olay siz demin Türkiye'de basın özgürlüğünün yerini açıkladınız oradan. 157. sırada dünyada. Ve 99. sıradan gelmiş. 2002'de 99. sıradan. Ondan sonra bugün üstüne 157. yani giderek daha gerilere, ileri gideceğini daha gerilere düştüğünü görüyor. Daha bunu, vahim veriler de var. Var biliyorum. Çok neler var neler. Şimdi bu çok somut olan iki önemli durum var. Birincisi gazete satışlarındaki düşün ve medyaya olan güvensizlik. Birincisi bunun bir sonucudur. İkincisi iktidarın basın üzerinde kurduğu denetim. Hem baskı hem denetim çeşitli aşağıdaki adamları vasıtasıyla bayağı yönlendirme yapıyorlar. Onu koyma, o sabah programları ne öyle, niye bizim haberlerimizi vermiyorsunuz, niye işte muhalefeti veriyorsunuz mesela bir sürü hikaye dönüyor ortada. Şimdi bu Flash TV çok önemli bir basın belgesi olarak yaşadığımız bir olay, çok taze yaşadığımız bir olay. Bu aslında Flash TV'nin karartılması Türkiye'de iktidarın basınla dansını, basın üzerindeki baskını çok net bir şekilde ortaya koyan bir durum. Ayrıca da biliyoruz mesela Hürriyet bir sürü insanı da attı oradan değil mi? En son kendi ombudsmanını işine son verdi. O da gayet düzgün bir şekilde Faruk Bildirici'den bahsediyoruz. Belki sen bu konuda daha farklı tabii, şeyler söylersin. Beraber çalıştım. Orada biz de Cumhuriyet'ten yetişmedir Faruk evet. Bildirici. Evet. Ama yıllardır da Hürriyet'te ve başka yerlerde çalıştı. Orada Faruk Bildirici çok düzgün bir insandır. Yani Nesler kendi gazetesini eleştiriyor. Niye onu böyle yaptık, niye şunu şöyle yaptık? Haber merkezine soru sorar ve gelen eleştirileri onlara aktarır. Onlardan gelen eleştirileri köşesinde yazar mesela tam bir ombudsmanlık yapıyor yani orada. Görevini bir hakkın yapan bir insan. Evet. Ben genel bir tespit yapayım. Bundan sonra Faruk Bildirici'yle ilgili görüşlerimi de söylerim. Şimdi tabii basın demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru. En az siyasi partiler kadar vazgeçilmez bir unsuru. İşlevini yerine getirmesi için bağımsız olması gerekiyor ve objektif gazetecilik yapması gerekiyor. Bağımsız olması için ekonomik olarak bağımsız olması gerekiyor. Yani devlete bağımlı olmaması gerekiyor. Devlete veya başka bir ekonomik güç odağına veya başka bir siyasi odağa bağımlı olmadan kendi ekonomisini kendi kazanan ve bu bağımsızlığa dayalı objektif gazeteciliği yapabilen demokrasinin kendisine yüklediği iktidarı denetleme ve kamu yararına yayıncılık yapma işlemini yerine getirmesi gerekiyor. Şimdi bunu yapabilmesi için de bize ustalarımızın öğrettiği, iletişim fakültelerinde öğretilen bazı kurallar var, gazetecilik kuralları. Şimdi bu kuralları teker teker Türkiye ortadan kaldırdı diye bir tespit yapabiliriz. Birinci kural mesela gazetecinin temas ve mesafe kuralına uyması demektir. Yani her türlü haber kaynağıyla temas edecek ama mesafesini koruyacak. Her dönem basın Türkiye'de bazısı iktidara yakın durmuştur, bazısı muhalefete yakın durmuştur ama muhalefete yakın duran iktidarla temasını sürdürmüş, ona göre haberini yapmıştır. İktidara yakın olan da muhalefete de temasını sürdürmüştür. Bütün mesele bu mesafeyi korumaktır. Şimdi biz adım adım şöyle bir süreç yaşadık son dönemde veya AK Parti iktidarında. Şimdi iktidar tırnak içinde iktidar basını dediniz veya medyası dediniz. Bu nasıl oluştu? Şimdi bu kanalda giden meslektaşlarımız ve gazete yöneticileri sadece iktidarla temas etmeye başladılar. Ve mesafeyi de koruyamadılar. Bu şu anlama gelir. İktidar güç odağı olarak yönetimini
ele almaya başladı o cenahtaki basının. Yani bir merkezden yönetilen %95 diyorsunuz ya. Bu aslında bir merkezden yönetilen bir basın yaratıldı. Nasıl yaratıldı? El değiştirmelerle. En büyük belirgin özelliği Doğan grubunun Demirören grubuna geçilmesi ve oradan iktidarın kontrolüne girmesidir. Şimdi geriye kalan %5 zaten çok az bir alan. İşte Cumhuriyet Gazetesi var, Sözcü Gazetesi var, Halk TV var, Fox TV var, Bir Gün ve Evrensel Gazetesi var. Arada saymayı unuttum, belki Yeni Çağ Gazetesi sayılabilir. Az bir grup kaldı. Dolayısıyla biz temas ve mesafeyi kaybetti. İktidar havuz medyası denilen veya iktidar medyası denilen medya. Artık onun iktidarı sorgulaması, iktidara bir soru sorması, bir olayı araştırması, araştırmanın sonuçlarını objektif şekilde gazetesine veya ekrana yansıtması artık mümkün değil. Muhalefetle hiç temas yok. Eğer protokol olarak temas etmek zorunda kalırsa da onu suçlayıcı, muhalefeti ve muhalefet liderlerini işte biraz aşağılayıcı bir üslupla yansıtma gibi de sanki siyasi bir partiymiş gibi davranma hali var. Bu bizde büyük bir yapısal bozukluğa yapıldı. Bunun temel nedeni Türk basınında sermaye yapısının değişmesidir. İkinci sebebi de bu eski dönem içinde geçerlidir. Türk basındaki büyük sermaye ile o bu sermaye bağlı yayın organı arasında editoryal bir duvarın olmayışıdır. Bu duvar olmadığı, kurulmadığı için de holdingin diğer faaliyetleri gözetilerek gazetecilik yapılmaya başlanan bir süreç vardır. O da Türk basınının objektifliğini ve bağımsızlığını bozmuştur. Dolayısıyla bu yapısal sorun içerisinde iktidarın basının %95'ine hakim olması, basının doğal görevini, demokrasideki doğal görevini bilgilendirme, doğru bilgilendirme, objektif bilgilendirme, kamuoyu adına iktidarı denetleme, hem vergisini hem oyunu işlevlerini yapamaz hale getirmiş durumdadır şu anda. Bence çok büyük bir basın borçluğuyla karşı karşıyayız. Umarım bu süreç aşılır ve tekrar demokrasinin basına yüklediği görevleri yerine getirebilecek bir ortam oluşur. Ve ortam içerisinde yine eskiden olduğu gibi objektif, bağımsız gazetecilik yapılabilir. Evet. Şimdi şunları ekleyeyim mi? Buyurun, ek yapacaksınız. Çok uzatmayalım. Ama bu dördüncü kuvvet meselesi mesela. Orada dördüncü sırada gelen kuvvet değildir medya. Hepsi aynı sıradadır. Medya da aynı sıradadır. Yasama, yürütme, yargı dedikten sonra medya diğer kuvvetler karşısında eleştirel, sorgulayıcı değerlendirmeyle haberi iktidarın zaaflarını ortaya koyarak bir şekilde geri bildirimlerde bulunarak aslında iktidarların yararına bir eleştirellik ancak öyle oluşur. Yani işin rasyoneli budur. Kuvvetler ayrılığının gereği Kuvvetler ayrılığının gereği olarak. Yani bunu yaparken hani iktidarı yıkıcı bir şekilde değil, yapıcı bir şekilde eleştirmek söz konusudur. Yıkıcı da olabilir. Yani sonuçta muhalefete yakın medya unsurları da olabilir. Ama bugün böylesi bir dördüncü kuvvetten falan söz edilebilecek bir tablo yok. Zaten Türkiye'de artık tek kuvvet var. Medya da o tek kuvvetin bir parçası olarak hareket ediyor. İşte o tablo nasıl? Kurallardan bahsettim ya Tuğam. Yani mesela yine bizim alıştığımız, öğrendiğimiz kural işte liderlerle, popüler gelişen kişilerle veya kurumlarla özel haber yapabiliyorsanız mesela bunun yeri genellikle manşet olur. Ama ben şunu biliyorum, mesela Sayın Kılıçdaroğlu Hürriyet'te artık manşet olamaz ve olmuyor da. Özel röportaj yapılmasına rağmen Sayın Kılıçdaroğlu'yla. Hani adalet yürüyüşünde ben onu sürekli manşet yapmıştım, haber değeri yüksek olduğu için. Ama bizden sonra oluşan yönetimde Kemal Bey'le özel görüşmeler yapıldığı halde birinci sayfada yer verildi ama az daha ana muhalif lideri olarak bir manşet haber olamadı. Bundan sonra da olamaz bu yapı içerisinde. Yani böyle bir tercih kullanıyorsunuz. Televizyon haberlerinde de dikkat edin. Televizyonlarda da öyle. Cumhurbaşkanına ayrılan canlı süreyle. Yayınlar. Mesela adaletsizliği bu seçim sürecinin aslında en net orada görülüyor. Yani Tayyip Erdoğan'a ayrılan süreyle Kılıçdaroğlu'na, Akşener'e ayrılan süreye baktığımız zaman çok bunun örneği hocam tabii eski dönemde hatırlayacaksınız. Bir tek TRT varken TRT dahi parti liderlerine seçim zamanı eşit süreler tanıyarak radyodan, televizyondan konuşmalar yaptırır. Hatta kura çekilirdi ki evet, açık oturumlar düzenlenirdi. Şimdi yayında çok büyük bir dengesizlik var iktidarla yine. Yani özellikle ekranda. Muhalefetin hemen hemen hiç yeri yok. Ve bütün televizyonlar aynı anda Sayın Cumhurbaşkanı haber değeri yüksek veya düşük hangi faaliyette bulunuyorsa oraya çevirmek zorundalar. Böyle bir hava yerleşti. Evet. Bu da bizi etkiliyor. İşte Faruk da
bu konuda gerçekten örnek bir meslektaşımızdır. Yanlışları, kendi içimizdeki yanlışları sorgulayan, o yanlışların muhataplarını arayarak onların görüşlerini aldıktan sonra eleştirisini yazan bir okur temsilcisiydi. Görevini çok iyi yapıyordu. Biz onunla aslında bir iş denetim mekanizmasını kurup iş uygulamaya koymuştuk. Ahlak, etik değerler bakımından. Ama ona ömrümüz vefa etmedi. O evet. Çalışmayı sonlandırdı. Zaten vicdanı olan isimleri de bu medya kendi evet. içinde bir bir dışarıda bırakarak evet. ondan da okuyucuyu orada yoksun bırakıyor. Faruk Bildirici de bunun son örneği oldu. Evet. Bu, şunun altını çizmek lazım. Buradaki basına karşı bir iktidarın tutumu kendi niteliğiyle ilgili doğru orantılıdır. Yani şunu demek istiyorum. Beni eleştirme, kendisini eleştirecek bir basın istemiyorsa, kendisini araştıracak, yasalara uygun icraat yapıp yapmadığını, bütçeyi doğru dürüst kullanıp kullanmadığını, hırsızlık, yolsuzluk olup olmadığını, bunların iktidarla ilişkilerini, bunları araştıracak bir medya istemiyorsa bir iktidar, o asla demokratik bir hükümet olmaz, değil de otoriter bir iktidardır ve otoriterliğin gereği olarak bütün basını kontrol altına almak zorunluluğunu hisseder ve bunu da yapar. Türkiye'nin durumu tamamen budur. Yani bir bütün her şeyin böyle kontrol altına alındığı ve bitirildiği bir şey. Aslında çok geniş çaplı bir evet. tasfiye süreci yaşıyoruz basında evet. da diyebiliriz. Tabii. Peki gazetecilik eğer kamu yararı gözetmeyecekse, yani en önemli işlevini yerine getiremeyecekse, bu bölümün başından beri konuştuğumuz bütün kavramları habercilik adına yeniden sorgulamak ve tanımlamak gerekmez mi? Onun için zaten ben ilkeler tek tek ortadan kalkıyor dedim. Evet, evet yani kamu yararı adına, kamu adına iktidarı denetlemek de görevlidir basın. Hı. Bunu yapmıyorsa görevini yapmıyor demektir. Şu anda bunu yapabilecek demin saydığımız basın yayın organları dışında bir basın yayın faaliyeti kalmadı. Yani bence önemli basın tarihine geçecek belki ileride hocaların, araştırmacıların kitap konusu yapacakları büyük çaplı bir tasfiye yaşanıyor Türk basınında. Bunun hani bizim gibi kıdemli gazeteciler dışında işsiz kalmış genç meslektaşlarımız için de çok önemli ekonomik ve sosyal sorunlara yol açtığını da görmek lazım. Bence bu siyasal bir sorundur. Aslında buradan şunu ifade etmek istiyorum. Yani muhalefet partilerinin bu soruna da eğilmeleri gerekiyor. Şu an 24 bin gazeteci mesleğini yapamaz hali. Şimdi buradaki, bu burada açıdan, da bir siyasi görev de vardır diye düşünüyorum. Burada yani. Siyasi diyor fakat ekonomiktir de aynı zamanda. Aynı zamanda. Yani bir ekonomi dalını, alanını tasfiye ediyor. Bir sektörü. Bir sektörü tasfiye ediyor. Basın ve medya sektörü çok büyük bir ekonomidir aslında. Yani insanların maaşlarını, çalışanların maaşlarını oradan aldıkları, satıştan kazandıkları vesaire bunları tasfiye ettiğiniz zaman insanlar da işsiz kalıyor. Yani bu işsizliğin önemli bir katkıdır tabii aslında. Sadece gazeteciler de bizzat değil, yani matbaa işçilerimiz var, işte hepsi diğer var. Teknik arkadaşlarımız ve patronlar, var. Zincirleme bir işsizlik söz konusu ve binlerle ifade ediliyor. Tabii, patronları da iflas ettirebilir bu şekilde ama havuz medyası oluştuğu zaman da o patronları da biliyorsun ihalelerle vesaire başka falan. Faaliyetlerle başka faaliyetlerde. Sen bunu yap, gazetenin öldür. 300 bin satan, 400 bin satan gazeteni bırak 60 bin satsın. Hatta isterse 5 bin satsın. İsterse ama ben kapat. Sana, evet ben sana görünüşünü sen vitrinde koru o büyük adını vesaire falan. Ben seni, senin ekonomik kaybını ve sana verdiğim ihalelerle telafi ediyorum zaten. Daha ne istiyorsun? Şimdi bir yandan işsiz kalanlar, medyanın dışına itilenler, diğer yandan da medyadan kayıplar. Bugün hem Çetin Emec'in 29. katlediliş yıl dönümüydü. Ailesi ve sevenleri Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, mezarı başında onu andılar. Demokrasinin ve insan haklarının Yılmaz savunucusuydu. Gazeteciliğinde Yüz Akı isimlerindendi. Çetin Emec'i de buradan saygıyla bir kez daha analım. Yine Türk basının duayen ismi Ertuğrul Akbay'ı kaybettik bugün. Onun da cenazesi yarın öğlen namazını mütakip Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan kalkacak. Kendisine evet. de ve sevenlerine, ailesine rahmet diliyorum ben buradan. Kendisini de yakından tanıyan biri olarak Ertuğrul Bey'le yine bu ekranlardan defalarca program yapmıştık. Çok uzun yıllardır da tanıdığım bir isim. Başsağlığı diliyorum tüm ailesine ve sevenlerine. Şimdi bir taraftan kayıplar birbiri ardına yaşanıyor. Diğer taraftan gazetecilik ilkeleri
değiştiğini siz ifade ediyorsunuz ama artık iyiden iyiye de hissediyor zaten herkes. Toplumda bunu hissediyor. Ama biz onu ayakta tutmaya çalışan ender gazeteciler deriz. Bunu altını çizmek lazım. Türkiye'de bunlar onur duyuyoruz. Yok oldu demek yanlış bir şey. Bir kısım iktidar medyası dışında diğer gazeteciler gazetecilik ilkelerini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Ahlaklı davranıyorlar, haber vermeye çalışıyorlar, ulaşabildikleri kadar araştırma yapıyorlar. Şunu ilave edeyim oradan izninizle. Demin ifade ettiniz hani yabancı sermaye yeni organlar daha çok izlenin diye Sputnik'ten örnek verdiniz. Evet. İşte Deutsche Welle var, BBC Türkçe var. Aslında orada o kurumları daha çok izlenir hale getirenler de ana akım medyadan uzaklaştırılmış meslektaşlarımızın orada çalışıyor olması. Evet. Onlar orada bugün gazeteciliği yapmaya devam ediyorlar. O nedenle onlar daha çok izleniyor. Ama geride bıraktıkları ana akım diye esten tabir ettiğimiz kurumlarda gazetecilik yapılmasına izin verilmediği için yabancı sermayeli yayın organları daha çok izin verilmeye geldi. Oradaki buyurun Tayyip Bey, arkadaşlarımız... size söz vereyim. Böyle yani gerçekten hani birazcık o karamsar tabloyu dağıtmakta da yarar var. Sonuçta hayat devam ediyor. Hayat devam ettikçe umut da devam ediyor. İktidarın olduğu yerde direniş de var. Direniş kendini alanlarda buluyor. Bakın sizin verdiğiniz bu haberlere güvenmeme açısından iktidar medyası üzerinden bunu değerlendirdiğinizde Türkiye ikinci sırada ama öbür taraftan işte söylendiği gibi Sputnik Türkiye en çok izlenen belki Sputnik'in diğer ülkelerle kıyaslandığında muazzam bir tercih alanı olduğunu görüyoruz. Yani bir taraftan da internet medyası var ve bunun da bir şekilde teknoekonomik bir yeni durum, yeni normal olduğunu görmemiz gerekiyor. Şimdi iktidar orada çaresiz şu anda. Yani oraya ne yapacak, ne edecek belki onunla ilgili de önlemler alacak. Çünkü Türkiye'de de dünyada da sonuçta yazılı basın yeni kuşaklarla birlikte artık yavaş yavaş tarihe karışıyor. Yani daha önce de biz bunu vurguladık. Gutenberg galaksisinin sonunu yaşıyoruz. Bill Gates galaksisi içerisinde yaşıyoruz ve buna bağlı olarak gazetecilikte aslında bu yeni teknoekonomik matriksin bir parçası haline geliyor. Yazılı basında geleneği olan gazeteler işte kendilerini internette ifade ediyor. Elbette burada ekonomik açıdan bir farklılık var. Yani internet medyasında yazılı basında olduğu gibi çok geniş bir endüstri, ekonomik imkan alanı belki insanlara mesleki anlamda sunulamıyor ama bir şekilde bu da yeni bir durum ve bu duruma bağlı olarak muhalefetin de iktidar karşıtı haber ağının da haber üretiminin de yorum üretiminin de işte internet üzerinden ve işte web televizyonları üzerinden zikredilen yayın organları Deutsche Welle, BBC, BBC hı hı. Türkçe, Euronews, Sputnik Türkiye gibi yayınlar çok önemli bir boşluğu dolduruyorlar bu açıdan ve bu da her şeye rağmen Türkiye'de basının, muhalif basının, dördüncü kuvvet medyanın tümden yok olmadığını gösteren bir işarettir. Bir emare. Orada... Peki bu Orhan Bey araya gitmek durumundayız. Araya gidelim. Üçüncü bölümde devam edelim efendim. Yine sıcak konular var. Gezi iddianamesi biliyorsunuz kabul edildi. Bunu konuşacağız ikinci bölümde. Yine bu konuya da devam edelim. Orhan Bey'e söz vermedim çünkü. Bizden ayrılmayın efendim. Üçüncü bölümde karşınızdayız. Sevgili izleyiciler yeniden merhaba. Bu bölümde Gezi iddianamesiyle devam edeceğiz konuklarımla birlikte. 20 Şubat 2019
tarihinde savcı 657 sayfalık bir iddianame hazırlamış. Uzunca bir aradan sonra, 6 yıllık bir süreden sonra. Ve bu iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 16 kişi müebbetle yargılanacaklar. Yani yargılanmalarına başlanacak. Bunların içinde kimler var? İsimleri bir kez daha ben hatırlatmak istiyorum. Mehmet Ali Alabora var. Mücella Yapıcı var. Can Dündar var. Mehmet Ali Alabora'nın eşi Ayşe Pınar Alabora var. Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanlıoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özer'den, Ali Hakan Altınay, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman bulunuyor. Bu 16 kişi müebbette yargılanma istemiyle iddianamede mahkemeye verildi ve mahkemede bu davaları görmeye başlayacak. Çok ilgi çekici, iddianamenin içinde ilgi çekici ifadeler var. Bilhassa Gezi eylemlerini 27 Mayıs 1960 darbesi öncesinde yaşanılan eylemlere benzetildiği ifadesi var. Yine ilgi çeken bir şey, biliyorsunuz Kabataş yalanı diye tabir ettiğimiz, bu Kabataş'ta olduğu varsayılan görüntülerle ilgili iddianamede ne bir görüntü ne de tek bir iddia, ne kelime olarak ne cümle olarak geçmiyor. Yani Kabataş yalanının yalan olduğu da belgelenmiş oldu diğer yanıyla. Şimdi Tayfun Bey, sizle başlayalım bu bölüme. Çok uzun bir aradan sonra bu iddianame hazırlandı ve mahkeme tarafından kabul edildi. Şimdi zamanlamasını manidar buluyor musunuz? Öncelikle bunu sorayım. İçlerinde bulunan isimlerden arkadaşlarınız da var. Var. Evet. Gezi'den intikam alınıyor bir şekilde. Zamanlama, beka sorununu, terör meselesini seçim sürecinde öne çıkaran, propaganda malzemesi yapan iktidar anlayışının durumuyla gayet uyarlı, uygun. O açıdan da tabii zamanlaması anlamlı. Şimdi Gezi neydi? Yani Gezi bir komplo, bir işte tezgah, işte dış güçler, bir dolu şey söyleniyor. Yani yaşananın içerisinde hepimiz o günleri bu ülkede yaşadık. İzledik ve baktığımız zaman Gezi neydi? Yani Gezi'nin sosyolojik hiçbir dinamiği yok muydu bir sorun olarak? Gezi'nin toplumsal bir çığlık olarak bir dinamiği yok muydu? Yani Gezi'de bir feryat yok muydu? Yani toplumun laik kesimlerinin bir feryadıydı Gezi. Bana sorarsanız o dönem çerçevesinde içerisinde şu unsur vardı, bu unsur vardı. Ya, Türkiye'de toplumsal bir hareketlilik olduğu zaman onun içerisine bu sözü edilen isimleri dışarıda tutuyorum. Yani onlara yönelik bunu söylemiyorum ama her türlü toplumsal hareketlilik içerisinde bir takım bundan çıkar sağlamaya çalışan çevreler yer alabilirler. Ama esas mesele, bir toplumsal sorun kendisini böylesi bir patlama olarak, bir hayat isyanı olarak dışa vuruyorsa, onun sebeplerine sadece böylesi bir polisiye, kriminalize bir vaka olarak bakmak, işte başını kuma gömmekten öteye gitmez. Ayrıca bu isimlerle ilgili söylenecek, yani dehşet içerisinde 6 yıl sonra bir takım insanları cezalandırma yolunda gerekçeler üreterek ortaya çıkarılmış bir iddianame. Çok vahim. Daha önce benzerleri yaşanmadı mı? Yaşandı işte. Cumhuriyet iddianamesi, Cumhuriyet gazetesi ile ilgili yaşananlar ortada. Şimdi sıra bu iktidar karşısında hangi toplumsal hareketliliği bulduysa, tepkiyi bulduysa,
Onu işte bir takım dış güçler üzerinden, komplolar üzerinden, tezgahlar üzerinden değerlendirip böylesi bir algı yaratıp işte birilerini de bu sürecin içerisinde öne çıktı diye cezalandırmayı hedefliyor. Böylesi hazin, vahim, acı ve kabul edilemez bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu isimlerin o dönemde başka pek çok insan kendisini o süreçte ifade etti. Yani o dönem başbakan olan şimdiki cumhurbaşkanı ile görüşmeye giden insanlar oldu. Bu iktidarın kendi içinde o dönemde toplumun feryadı olduğunu kabul eden kişiler oldu, yetkililer oldu. Kamuda görev yapıp FETÖ'den tutuklananlar oldu. Onun dışında iktidarın, ben mesela Sayın Bülent Arınç'ın çok farklı bir çerçevede değerlendirme yaptığını, İşte söz konusu olanın insanların bir takım özgürlük kaygılarıyla, yaşam biçimi kaygılarıyla böylesi bir tepkinin içine girdiğini ve bu konuda işte güvence verilmesine dönük sözler sarf ettiğini hatırlıyorum. Ve hani iktidarın o dönemki AKP iktidarının içerisinde çok farklı tutum takınanlar ve işte böylesi bir toplumsal tepki karşısında bunu anlamaya, çözümlemeye, sosyolojik olarak değerlendirmeye çalışan insanlar da oldu. Ama bir şekilde bunların hepsi kıyıya itilerek galebe çalan anlayış, işte bu bir kişiye karşı yapılan bir eylem, planlı programlı bir eylem, böylesi bir anlayış bir şekilde empoze edilerek hem topluma hem iktidarın kendi içinde de empoze edilerek bastırıldı. Sonrasında işte biliyorsunuz polisimizi daha da güçlendireceğiz denilerek sonrasında Taksim'de yaşananlar, işte şimdi yeni bir düzenleme, bir operasyon bir şekilde gerçekleştirilerek o dönemde kendisini ifade eden toplumsal kesimler bastırıldı ve onun sonucu olarak da zaten Türkiye'de insanların suskunluğu, başlarına geleceklerin hesabını yaparak bugün söz konusu. Yani içeride de dışarıda da bunun Türkiye'de seküler toplum kesimlerinin bir çığlığı olduğu ifadeleri dile getirildi. Çünkü hatırlarsak hemen öncesinde Türkiye'de hakikaten yaşam biçimiyle ilgili bir takım semboller üzerinden işte yürütülen kızla erkekli birlikte olma meselesi, kızla erkekli alem yapma retoriği, özür dileyerek kullanıyorum, içkiyle ilgili getirilen kısıtlamalarda içeceksen evinde iç sözü, iki ay yaş dillendirmesi, kürtajla ilgili bir takım yaptırımların kamuoyunda tartışılması ve o süreçte kendi bedenlerine sahip olmak, kendi beden sel varlıklarını bir hak olarak gözetmek isteyen kadınlara yönelik çok çirkin ifadeler ve toplumda bir şekilde laik yaşam biçimini sürdüren kesimlerin kendilerini gerçekten tehdit altında hissetmeleri bir başka hadiseyle, işte Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilmesi üzerinden çevreci bir motivasyonla buluştu, birleşti ki orada da bir takım ortak noktalar, yine yaşam biçimi, kültürel örüntü açısından mümkündür. Buluştu ve bir tepki hareketi ortaya çıktı. Bu tepki hareketini bu iktidar hiç anlamak istemedi. Sosyolojik değerlendirmesini yapmak istemedi. Siyasallaştırdı, kriminalize etti
Ve işte bugün de bu şekilde bir algıyı dinç tutmak için, zinde tutmak için böyle bir iddianameyle karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Evet. Şimdi siz böyle söyleyince aklıma yine döviz meselesi geldi. O günlerde de çok sık konuşuluyordu. Dış güçler, faiz lobisi devredeydi. Peki bugün tüm bunlar olurken hangi lobi devrede? Onu da sormak lazım diye düşünüyorum. Orhan Bey... İktidar lobisi devrede. İktidar lobisi. Aynen peki. Öyle. Ben öyle düşünüyorum. İktidar faizi artırmış. Hem faizi hem de doları tırmandırmak için elden geleni yaptı ekonomik olarak. Orhan Bey, bu 16 isim için 657 sayfalık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede bu 16 isim için çok ciddi suçlamalar var. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevi engellemeye teşebbüs ve gezi olaylarını finanse etmek. Burada da Osman Kavala'dan bahsediliyor. Ve 746 kişi de müşteki olarak iddianamede yer alıyor. Sizden de bu konuda görüş almak istiyorum. Zira geziyi finanse edenin işte George Soros olduğundan ya da 27 Mayıs 1960 darbesi öncesi hareketliliği andıran bir durumun yaşandığına kadar her şey iddianamede var. Çok şaşırtıcı bir iddianame. Her türlü iddia var içinde. Sizin yorumunuz nedir? Evet, ben Atatürk'ün bunu finanse ettiğini ta 50 yıl önceden tezgahladığını düşünüyorum bugün için. 50 yıldan daha fazladır diye düşünüyorum. 50 yıldan daha fazla, doğru. 70-80 yıl önce. Şimdi yani absürt olunca iş, iddianame zaten bir absürt bir iddianame. Yani olaylar arasında bir hukukçunun böyle bir iddianame hazırlayabilmesi için iki şey yapması lazım. Ya ısmarlama bir iddianame mecburen, yani oradan bir savcının kendisine böyle bir görev verildiği zaman iki yolu var. Ya bunu mecburen yapar. Veyahut da bunun hukuku bir tarafı yok, ben hiçbir şey bulamadım deyip ama baskı gelince mutlaka aç davayı diye beni buradan alın hukukçu kimliğine girer, arkasına saklanır ve burada benim yapacağım bir şey yok, bunu başka bir arkadaşa verin der falan. Fakat bunun ikisinin de burada olmadığını yani ikisinin olmadığını görüyoruz. Burada savcı... bir iddianame hazırladı. Bu bence böyle bir iddianame hukuk için biraz yüz karası bir durum var. Çünkü iddianamenin bütününü okuduğunuz 650 sayfada olması gerekmiyor. Ne kadar çok sayfa olursa o kadar ciddi içinde iddialar, suçlamalar vesaire ve olaylar, örgüler vesaire olduğu sanılıyor. Ama baktığınız zaman çok fazla bir şey yok içinde, yani suçlama, olaylar arasındaki, insanlar arasındaki ilişkileri bakıyorsunuz ve yapılan suçlamaların ne belgesi var, ne tapesi var, ne bir diyaloğu var, insanlar arasındaki bir örgüsel bir ilişkiyi ispatlayan hiçbir şey yok ortada. Gelişi güzel, önde gelen insanları alıp birbiriyle ilişkilendirip yeni bir iddia. Ayrıca şunu söylemek lazım. Bu iddianame zaten daha önce hazırlandı. Yani buna benzer bir iddianame hazırlandı biliyorsunuz. O iddianame beraatle sonuçlandı. Yani bu dava açılacak bir durum değil dendi ve düştü o iddianame. Gezi hakkındaki yapılan suçlamalar, iddianameler bugün aynı şekilde gündeme getirmek bence hem hukuku değil hem de bir vicdanı çok yaralayan bir durum burada. Yani Gezi, bu iddianamenin bir tutar bir tarafı yok. Ama bu iddianame açılmak zorundaydı. Bu çok önemli bir şey. Açılmak zorundaydı ve bu onu üstlenecek ne yazık ki hukuk adamları ülkemiz yargı içinde var. Yani yapacak bir şeyleri yok. Bu üstlerinde kalıyor ve daha sonra... ne olur onu bilmiyorum ama bu iddianamenin esas sahibinin ben açılması için arka planda biraz siyasi iktidarı görüyorum. Yani siyasi iktidarda lideri
orada söz konusu orada. Şimdi bir iki şey okuyacağım şurada. Şimdi ben geriye baktım. Cumhurbaşkanı 2013 Mayıs'ından beri Gezi'yi hiçbir zaman unutmadı. Sadece son Kasım ayından bu yana en azından şurada benim saydığım, onların hepsinin dökümünü çıkardım. 18 kez konuşmalarında Gezi'yi telaffuz etti. Komplolar, bir komplo, Gezi Park olayları ve şu başlıkları falan sadece okursam sadece bir fikir verir. Gezi Park olayları 15 Temmuz darbe girişimi. Böyle bir ikisi arasında ikisini birleştiren bir Gezi Parkı direnişini hedef aldığı konuşması, Gezi Parkı'ndaki 12 tane ağacın taşınması bahane edilerek sokak üzerinde ekonomisi hedef alındı diyor. Bu 23 Aralık 2018 yani geçen yılın sonunda hemen 2-3 ay kadar önce. Ondan sonra Gezi olaylarındaki gibi bir şey yapmaya tevessül edersen diye 16 Aralık Pazar gününe yaptığı geri bir konuşmada Kılıçdaroğlu'na kimseyi sokağa çıkartamayacaksın. Burası Paris değil, Hollanda'da değil ifadelerini kullandı. Bakın kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız diyor orada. Sokağa çıkmak aslında gösteri yapmak anayasal bir haktır. Herkesin hakkıdır. Kılıçdaroğlu da çıkabilir. Gençler de çıkabilir. Herkes çıkabilir burada. Ayrıca da şuradan Gezi Parkı Kılıçdaroğlu'nu evet bu 23 Aralık'ta bunu yapmış. Polisimize kurşun sıktılar. Kaç yıl geçmiş aradan? Hala Gezi. Yani hiçbir zaman Cumhurbaşkanlığı'nın terk etmediği bir söylem Gezi. Kabus gibi sanki yani. Hep onu izleyen bir durum. Caddeleri, iş yerlerini, insanlarımızı vergileriyle alınan ama belediye otobüslerini yaktılar vesaire falan gidiyor. Şimdi bunun arkasında kim var? Soros var diyor. Macar asıllı dış adam. Gezi'nin arkasında kimler olduğunu orada söylüyor. Ve iç ayağı da Kavala'dır diyor. Şimdi iddianame tamamen bunların üzerine kuruluyor. Baktığınız zaman Sorosçular var orada ve Kavala var aynı zamanda. Sanatçılar var orada. İşte Mehmet Ali Alabora var orada. Ki ikisi arasında da mesela Kavala ile Alabora arasında da bir konuşma var. Gezi'den yani hiç bunu konuşmasak daha iyi olur şeklinde bir araya bile geldikleri görülmediği bir telefon kaydı iddianamede söz konusu. Şimdi hep Gezi'de polisimize kurşun sıktılar. Bu Halk TV'nin şeyi onu haberi olarak veriliyor orada. 24 Kasım'da yine yani bütün baktığımız zaman Cumhurbaşkanı 3 aydır özellikle de Gezi üzerinde bütün düşüncelerini açıklayarak iddianamenin içeriğini belirlemiş oluyor. Yani burada çok net bir şekilde onu görüyoruz. Zaten iddialar da bunun üzerine kurulu. Şimdi buradaki bir çıkarsama yapacak olursak Gezi gibi böyle toplumsal büyük bir olay yani muhalif bir olay, iktidara yönelik muhalif bir olay, sokak olayı hiç haz etmediği ve en çok korktuğu, iktidarın en çok korktuğu olaylar kategorisinde. Bunu asla istemiyor. Bunu daha sonra biliyoruz. Gezi'den sonra bir sürü gençleri bastırdılar. Sokakla mitinglere, gösterilere bile izin vermediler. Ankara'da, İstanbul'da ve Türkiye'de adeta anayasanın gösteri hakkı maddesini tamamen ortadan kaldıran bir icraate geçtiler. Şimdi niye korkuyor bu kadar? Çünkü bu önemli bir şey. Yani şöyle bir şey de var orada. Ya oradaki biz zaten Gezi'de bir sürü insan, bir sürü genç öldürüldü. Onu da biliyoruz. Fakat başka şekilde bu yeniden yükselirse Türkiye'nin çeşitli yerlerinde toplumsal olayların ne zaman patlayacağı, nasıl patlayacağı hiç belli olmaz burada. Biz bunun kimse muhalefet de bunu örgütleyemez. Bu çapta bir olayı aslında yani Cumhuriyet Halk Partisi hiç örgütlemez.
Bu zaten gezi olaylarının örgütlenmesinde kimsenin de bir rolü yok. Kendiliğinden gelişen bir halk hareketi şeklinde ortaya çıktı. İşte onu bir Arap Baharı'na bağlama isteği. Ne baharına? Arap Baharı'na. Arap Baharı. Küresel şimdi, olduğunun ama bütün yani Arap Baharı, yani Arap Baharı da bir baskıya karşı bir ayaklanma bir tarafıyla. Aynı zamanda böyle bir tarafı da var Arap Baharı'nın. Yani Türkiye'de de yani iktidarda memnun olmayan, oy vermeyen kitlenin çeşitli sorunlarını dile getirdiği bir olaydır aynı zamanda. Yani onu dışa vurduğu bir olaydır. Hükümetin bu konuda ders alacağına, ya niye benim halkımın önemli bir kesimi, yarısı o zaman, şimdi daha büyük bir kesimi, benim iktidarıma karşı. Ya bu eleştirilerde demokratik bir iktidar olsa bu eleştirilerden ders alır. Bir bakar ve kendisine çeki düzen verir. Bir barışık, barışa gider. Bu şekilde tam tersine bir savaş politikasını ona dönüştürmez. Fakat bunu tam tersine biz muhalefete karşı, gençlere karşı, halka karşı adeta bir intikam ve savaş politikasına dönüştürüldü. Bu iddianame de bunun bir parçası aslında. Onu net bir şekilde görüyoruz. Şimdi buradaki o zaman burada da demin de Tayfun söyledi. Gül karşıydı o zaman. Yani bastırma yönünde. Bütün herkes, hükümetin büyük bir kesimi. Hatta hemen hepsi gezi olaylarını bastırmanın bir yolu olarak, yani yok etmenin, söndürmenin bir yolu olarak uzlaşmayı dinleyelim. Tabii ki oradaki ağaçlar kesilmeyecek vesaire falan bir garanti vererek söndürmeyi önerdiler hep. Öyle olsaydı zaten gezi büyümezdi. Kendi yerinde kalırdı orada. Ne olurdu ama gezi Taksim'de ağaçları kestirmeyenlerin zaferi olarak kabul etmek zorunda kalırdı iktidar bunu. İşte buna bile bir tahammül yok. Yani gezideki ağaçların kesilmesinin engellenmiş olmasına bile tahammülü olmayan bir iktidardan bahsediyoruz. Nitekim yeniden ortaya çıktı ki daha geçenlerdeki konuşmasında Gezi'de işte 1910'larda o zaman var olan kışlayı biz yeniden yapmışlar, planlarını hazırlattım dedi. Topçu kışlasından orada bahsetti. Evet. Şimdi bu ben bunu Erdoğan'ın bir daha çok iddianamesi gibi görme siyasi yanında. Siyasi görüyorsunuz. Yani. Siyasi görüyorum. Bunu tamamen siyasi görüyorum. Bu bir korkutmaca, gözdağı vermece ve bu şekilde böyle olaylara kalkışırsanız 50 yıl bile geçse bunun hesabını ben sorarım mesajı. Peki Fikret Bey, siz iddianameyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Çok ağır ithamlar var çünkü. Evet. Suçlamalar şimdi, ithamın ötesinde. Ben de kendime göre inceledim. Şimdi önce deneyimli avukat Turgut Kazan'ın bir uyarısı var bu konuda. Usulü koku bakımından. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Erbakan davasında davanın 4 yıl 5 ay sonra açılmasını ihlal saymıştır diyor. Gezi davasında da işte Mayıs 2013'te sonlandı bu olaylar. Tam 6 yıl sonra. 4 yıl 7,5 ay sonra dava açılması usulü koku açısından sakattır ve AİHM'in ihlal hükmü esas alındığı için bu davanın açılmamış olması gerekir diye bir tezi var. İkincisi Orhan Bey biraz değindi. Şimdi gezi olaylarını örgütlemekle eleştirilen veya suçlanan Taksim Dayanışma Grubu ile ilgili olarak aslında gezi davası açıldı ve İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bu dava görüldü ve beraatle sonuçlandı. Zaten yani bu eylemleri örgütleyen grup diye suçlanan ve haklarında dava açılan dayanışma grubu beraat etti. Dolayısıyla gezi davası aslında bir beraatle sonuçlandı. Şimdi aynı konuda bu kez başka kişileri konu ederek dava açılmış olması yine hukukçular arasında usul hukukuna uygunluk, uygunsuzluk anlamında bir tartışma yürütüyor. Eylemin tabii gelişme biçimini hatırladığımızda başlangıçta herkesin kabul ettiği gibi Gezi Parkı'nda bir topçu kısıtı yapılması için ağaçların kesilmesine dönük çevreci ve genel üniversite öğrencilerinin hiçbir şiddet eylemi kullanmadan yaptıkları bir çeşit oturma eylemi gibi pasif bir eylem biçiminde başlamıştı. Bu bütün Türkiye'de bir toplumsal tepkiye dönüştü. Ama belli bir büyüklüğe geldikten sonra ki Türkiye'de epeyce bir büyüklüğe ulaştı.
Gezi Parkı'nda bu olayların, bu eylemlerin içerisinde bazı provokatörlerin katıldığı, bazı yasa dışı örgütlerin yönlendirmeye çalıştıkları, yine bazı yasa dışı örgütlere mensup oldukları sonradan anlaşılan ve üzerinde silah olduğu görüntülerde ve fotoğraflarda ortaya çıkan bazı durumlar oldu. İşte o aşamada devletin görevi bu provokatörleri ve terör yasa dışı örgütleri bu gezi içerisinde sızmaya çalışırken bunları yakalayıp ayıklamak olmalıydı. Ama öyle bir süreç yaşanmadığı gibi gerçekten iyi niyetle, çevreci bir tepkiyle bu işi baştan gençler de o örgütlerle ilişkilendirilerek toptancı bir yaklaşımla bir suçlama yapıldı ve soruşturmalar ona göre götürüldü. Benim birinci tespitim bu. Esasına baktığımızda ise şeyin iddianamenin orada da bir siyasal çerçeve, uluslararası bir siyasal çerçeve kurduğunu görüyoruz savcıların. İşte değerlendirilmiştir, bu sonuca varılmıştır, açıktır gibi hüküm içeren, iddiadan çok hüküm içeren ifadelerle bir siyasal çerçeve çizdiğini görüyoruz. Bu çerçevenin 2011 Amerika New York'ta Wall Street'i işgal etme veya orada oturma eylemi yapan Amerikalı gençlerin, ekonomik sisteme, finans sistemine itiraz eden gençlerin ve Wall Street Occupy diye de sloganlaştırılmış, yani orayı işgal eden Wall Street. Buraya bağlantı kurmaya çalışmış savcılar. Yani 2011, 8 sene önce Amerika'da Türkiye ile bağlantı olmayan bir eylemle gezi eylemleri arasında bağlantı olduğu gibi bir kurgusal çerçeve konulmuş. İkinci çok dikkat çeken bir ilişki kurma çabası da Sırp gençlerin kurdukları ve Otpor adını verdikleri bir gençlik hareketi var. Hı hı. Bu gençlik hareketi de işte Türkiye'nin de sık sık vurguladığı gibi Bosna katliamını, Kosova katliamını gerçekleştiren eli kanlı, faşist diye nitelenen ve savaş suçlusu olarak yargılanan Milosevic'e karşı bir hareket bu. Hı hı. Oysa biz Milosevic'e karşı bütün hareketleri desteklemiştik. Yani fiili olarak da devlet orada Bosna'daki insanlara, Kosova'daki insanlara yardım etmişti. Milosevic'e karşı da çok şiddetli bir diplomatik ve siyasi mücadele götürmüştü. O örgütle Gezi arasında ve o örgütün lideri Moroviç isimli bir lideri var, Ivan Moroviç. Onunla Osman Kavala arasında bir bağlantı olduğu ve Mehmet Ali Alaborak arasında bir bağlantı olduğu ve o Milosevic'e karşı verilen mücadele sanki Gezi'ye taşınmış gibi bir siyasi yorum gördüm ben iddianamede. Halbuki şunu, bu neye dayandırılıyor? Hani kanıtlara baktığınız zaman da işte Morosovic ile Mehmet Ali Bora aynı tarihlerde Mısır'da ziyaret ettiler gibi bir ifade var. Ama görüştüklerine ne konuşulandığı bir belge yok. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Aynı yani şekilde Morosovic'e de Türkiye'ye de gelmiş. Türkiye'de ailesiyle gelmiş, Gezi'ye gelmiş yani. Evet. O sırada herkes Türkiye'de bulunuyor. Yani o siyasi kurgu yapılırken de Türkiye'nin durumu ile ilgili çelişkili konumlara düşmüşler savcılar. Yani Milosevic'e karşı bir hareket şimdi böyle değerlendirilmiş. Zamanında Arap Baharı'nın hareketi de Türkiye'yi destekliyordu. Evet. Kendi içinde çelişkileri olan. Böyle bir siyasi yönü daha ağır basan, yorumlara dayanan bir iddianame giriyoruz. Oysa bizim sistemimizde önce olaylar, eylemler ve onların kanıtları bulunur. Oradan yola çıkarak, ki bunlara delil denilir, delilden yola çıkarak sanık veya zanlı tespit edilir. Ama bizde önce sanıklar ve zanlılar tespit ediliyor. Ona göre bir delil araması veya böyle siyasal bir kurgulamaya dayalı iddialar gündeme getirilebiliyor. Evet, böyle bir yönü var. Yani esas yani, itibariyle de bence hukukçuların çok ciddi itirazları olacak bir dava. Burada Kavala'yı, Osman Kavala'yı ne şekilde çıkarabileceklerini yargı sürecine sıkıntılar yaşandı. Ama şu daha, orada Gezi'ye tabii. Şu daha önemli olurdu. Yani bu olayı provokatif ederek kriminalize eden yasa dışı gruplar varsa, bunlar devletin içindeki FETÖ unsurları da olabilir, diğer unsurlar da olabilir. Ortaya çıkartılıp onların yargılanması hukuktan beklenilen adalet arayışının bir cevabı olurdu. Ama bu karma, mix iddianame o tatmini vermiyor gördüğüm kadarıyla. Hukuk garabetini daha yani, ortaya koyuyor. Felaket yani. Şimdi programımızın sonuna geldik. Yarın 8 Mart yarın Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Buradan kadınlarımızın gününü kutlayalım diyeceğim ama kutlamak bilmiyorum. Çok bugün yine önemli bir araştırma daha geldi. Kadir Has Üniversitesi'nin toplumsal cinsiyet ve kadın algı araştırması.
2019 açıklandı. 5 yıldır yapılıyor bu araştırma. Bu sene 5.'si açıklandı. Türkiye'de kadınların kaderi değişmiyor. Yine en önemli problemlerin başında şiddet geliyor, işsizlik geliyor ikinci sırada ve eğitimsizlik geliyor. Türkiye'de kadınların sorunları çok büyük. Her gün aslında konuşuyoruz, her gün haberlerde bunu değerlendiriyoruz. Ama yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve kadın işçi sınıfının hak mücadelesinin kutlandığı bir gün, kazanılmış bir gün. Kadınlarımız, tüm kadınların günü aslında, ister işte ister evde olsun. Çünkü emek sarf edenler onlar. Ben buradan kutlamak istiyorum. Sizlerden de birer cümle rica edeceğim. Bir cümle. Evet. Kutlu olsun. Kutlu olsun diyeceğiz ama sadece onu demeyelim. İlk sorun şiddet dediniz değil mi? Yani kadına yönelik şiddeti bu memlekette erkeğin kimliğinde şiddeti bir belirleyen yaptığımız müddetçe önleyemeyiz. Yani öyle bir toplumsal cinsiyet kimliklendirmesi söz konusu ki bu ülkede erkek için erkek şiddettir. Erkek şiddet üretir. Hı hı. Erkeğin şiddet üretmesi bakışıyladır, işte meydanlarda kükremesiyledir. Şimdi erkek için şiddeti bir kimlik belirleyeni yaptığınız, erkek için şiddeti bir kültürel norm yaptığınız yerde, eğer erkekleriniz şiddet var ederek erkek oluyorsa, o zeminde kadına şiddeti önleyemezsiniz. Dolayısıyla esas mesele erkeğin şiddetle var olan bir varlık olmasını belirleyen o ataerkil kültürel yapılanmanın, o ataerkil kültürel örüntünün üzerine gitmek. Meydanlarda gürleyerek kendisini kabul ettiren liderlerin pratiğinin yanlışlığını vurgulamak, yadırgamak, buralardan evet. Hareketle bunun önünü almak mümkün olur. O çerçevede de evet, Dünya Kadınlar Günü sadece kadınlara değil erkeklere de kutlu olsun. İçindeki kadınlığı bastıran, içindeki kadınlıktan kastım, içindeki şefkati bastıran, içindeki merhameti bastıran, içindeki acıma hissini bastıran, gözyaşlarını bastıran, nezaketi, zerafeti bastıran, ama bastırdığı için de hazin bir erkeklik halini yaşayan, hı hı, ve bundan vazgeçmeyi de isteyen erkeklere de kutlu olsun diyerek. Evet, süre bir çok aştım. Birer cümle sizden rica edeceğim. Şimdi buradaki bugün siyasette meydanlarda gördüğümüz de bir erkek şiddeti, aslında seçim şiddeti. Konuşmalardaki şiddet, erkek şiddettir aynı zamanda. Bu bütün Türkiye'de yayılan bir olaydır ve örnek alınan bir olaydır. Yani siz içinizdeki normalleştirilen. Siz içinizdeki şiddeti, seçim meydan siyasi şiddeti dışarı vuran erkekler aynı zamanda bu toplumun erkek egemen ve kadına yönelik zaten var olan şiddeti dolaylı yoldan destekliyor demektir. Yani bir kadına olan şiddeti şey gösteriyor bunu, normal gösteriyor. Şimdi buradan çıkmak lazım. Şimdi erkek kadın eğitiminden bahsediyor. Aslında ben tam tersi erkek eğitiminden bahsetmek istiyorum belki de. Kadın eğitimi şu bakımdan önemli. Yani ekonomik bağımsızlık kazanması, kendi mali özellikleri kazanması birinci derecede önemli şeydi. Ama onun ötesinde erkek, yani tabandaki olaylara baktığımız zaman erkeklerin eğitimi ve evlenmeye yani evlenme ehliyeti olup olmadığının saptanması. Bu çok önemli bir şey. Bunun hiç çok iddialı oldu. Tam programı bitirirken bunu bir başka yani, program konusu yapalım o zaman. Yani bütün bunları tam tersinden konuşmak lazım diye düşünüyorum her şeyi. Evet, ben de Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bütün kadınları kutluyorum. Hepsinin emekçi olduğunu vurgulamak lazım. İlla bir işe sahip olması gerekmez. Kadın elbette, evde de emekçidir. Emek sarf edenler. Evet, hepsi. Ben şöyle bitirmek istiyorum. Yani ünlü bir araştırmacı olan Amerikalı Deborah Lee'nin bir tespiti var. O diyor ki eşitlik aslında doğada doğuşun yan
ürünü olarak zaten vardır. Bunu bozan ekonomi politik gelişmelerdir diye. Bunun politik bir olay olduğunu tespit ediyor. Evet, gerçekten de ekonomi politik bir olaydır. Ve kadının insan haklarını elde etme yolundaki mücadelelerinden vazgeçmemeleri gerekir. Türk kadınca söylüyorum. Ve biz erkeklerin de bu mücadeleye gerçekten içtenlikle yardımcı olmamız gerekir. Efendim ne mutlu toplumsal cinsiyet eşitliğini öncel edinmiş 3 erkek konuğumla aslında yarın kutlanacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konusuna noktayı koyduk. Yaşasın feminizm diyerek. Evet, yaşasın diyelim. Kameraman arkadaşlarımız da buradan destek veriyorlar. Sevgili izleyiciler, bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Fikret Bila, Orhan Bursalı ve Tayfun Atay bu akşam bizlerle birlikteydi. Yeniden görüşünceye kadar efendim. Esen kalın.